Bir İlçeride Gündem programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konuklarımız Geyve'den Namık Cihan. Namık Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim davetiniz. Hendek'ten Orhan Topçu. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Pamukova'dan İsmail Çetintaş. İsmail yüzün gülüyor. Yüzüm gülüyor. Hadi bir hayırlı olsun. İyi yayınlar diliyorum. İktidar olacaksın herhalde pazarsa onun için. Şimdi hazırlık yapıyorsun. Allah söyletiyor demek. Evet, gelelim gündemimize. Gündemimizde tabii ki şehrin gündemi. Son haftada iki tane genel başkan misafir etti ilimiz. Önce Meral Akşener geldi. Bir verir misiniz Meral Akşener'i? İlçeden çok, ilde en çok tartışılan şey İYİ Parti'nin durumu. Siyasette bugün en çok tartışılan İYİ Parti'nin durumu. Bir önceki seçimle bu seçim arasında bir sönük bir vaziyeti var. Herhalde eski aldığı oyu alamayacakmış gibi bir havası var. Vatandaş da bunu konuşuyor. Evet. Gazeteciler de bunu konuşuyor. Siyasette de bu konuşuluyor. Mitingde bir genel başkan Mansur Yavaş eğer ön verseydiler Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy alacağını iddia eden kesimler vardı. Kendi aralarında tabii. Ona rağmen beklenen bir kalabalık toplanmadı mitingde. Bence benim gördüğüm. Yani hem alanı daralttılar, yan taraftan daralttılar. Yarısından ötesi de boştu. Yani arada lay lay lam gezenler vardı. Bana göre değil, tüm basın camiasına göre sönük bir miting olduğunu söylüyorlar. Evet Namık Hocam, siz ne diyorsunuz bu konuda? Bir kere burada İYİ Partililerle birlikte ben GV'den yola çıkmadan önce hatta İYİ Partililerle ilgili fotoğrafları da ben yollamıştım. İYİ Partili ilçe yönetimi ve CHP ilçe yönetimiyle birlikte farklı araçlarla mitinge katıldılar. Bu bir ittifak mitingi ise beraberlik yola çıkan arkadaşların birbirlerinin mitinglerinde olmasında doğal karşılamak lazım. Evet. Sayısal birlikte sayısal söylemlere gelince bu bir mitingdir. Önümüzde bir seçim var. Kimse yoğurdum kara demez. Evet. Sayısal da şu azdı veya bu çoktu gibisinden söylemlerden çok kişilerin, miting yapanların söylediklerine bakmak lazım. Ben çok beğendiğim bir söz var. Hangi partinin mitingi olursa olsun, rahmetli Osman Bölükbaşı'nın bir sözü var. Ben tarladaki başağa bakmam, başaktaki doluluğa bakarım. Dolu başak mı, boş başak mı diye. Tarladaki başakların sayısından çok doluluk oranına, o başakların içindeki doluluk oranına bakmak lazım. O nedenle İYİ Partililere sorarsanız miting doluydu. İYİ Partili olmayana sorarsanız bu böyle. Bu hep böyleydi. Ben Sakarya'yı ziyaret eden bütün siyasi partilerin bütün mitinglerine katılırım. Gelirim. Bunu bir görev sayarım insan olarak. Bir de işim gereği bir görev sayarım. Ben o gözle bakıyorum. Bu objektif görmeye, özen göstermeye çalışıyorum kendi kendimce bu konuları. Az veya çokluktan çok söylediklerin doğruluğunu tartışmak lazım. Hangisi yanlış, hangisi doğruyu söylüyor o tartışmamız lazım. Umarım önümüzde ilerleyen zamanlarda bunları da konuşacağız gibi geliyor bana. Evet, yani ben şimdi şuradan yola çıkıyorum. Mitinglerde yukarıdan fotoğraf çekiyorlar. Ne zaman çekildiği de önemli. Şimdi... Yani onu karşı siyasi parti çekmiyor. Gazeteciler çekiyor. O zaman yanlışlık varsa gazeteciler de var. Evet. Havadan drone'la beraber çekiyorlar. Ve emniyette bu sayıyı sayıyor. Yani şimdi farklı gazeteciler dediniz de. Şimdi aynı mitingi, aynı mitingden çıkan fotoğrafları gördük. Ben mitinglere gitmedim. Mitinglere de gitmem. Öyle ben kalabalık yere de girmem. Gidiyorum.
Ve bunun nasıl sayıldığını da anlamış değilim ben bu sayede. Onun bir hesaplamasını var. Yapıyorlar o hesaplamayı. Metrekare üzerinden kişi başı yola çıkıyor. Kişi başı bir hesabı vardır onun. Yani dünyada bir sürü şeyin hesabı yapılıyor da bir alana toplanan adamın kaç kişi olup olmadığını tahmin edecek. Şimdi dürüst olmakta yarar var diye düşünüyorum ben. Çünkü farklı gazetecilerin farklı ortamlarda farklı şeyler söylediklerini de gördük. Onları da yaşadık. Herkes Fenerbahçe'yi tutanlar Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterler. Hocam bakarsanız ama daraltılmış hocam, bir alan. Bir dakika alan daha bitik başlamamış ama evet, şu an. Yok daraltılmamış. Gelir bak. Şu anki gösterilen kalabalıkta İsmail'im öyle konuşmuyor. Bir şey diyorsun ki bitik başlamış diyorsun. Alana girmişler. Sen onu bırak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun niye fotoğrafı yok? Ona baksana sen. Nasıl fotoğrafı yok? Bakın orada var mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in yanında? Bakın Atatürk'ün var. Hı-hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun var mı? Onu sor. Cumhur İttifakı hangi parti miting yapsın, toplantı yapsın? Erdoğan'ın resmi her zaman var. Diyor ki Cumhurbaşkanı adayımız. Hocam da dedi ya ikisi de el arabalarla geldi tabii, diye. Tabii zaten orada birlik yok ki. Birlik yok. Bakın İYİ Parti'nin şeyini bakın alana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyi var mı orada? Bir kere oradan belli oldu yani görüntü. Ya İYİ Parti mitingi olmak zorunda mı yani? İYİ Parti kendine yapmış. Yok, örnek diyorum sen şimdi hemen gelmiş. Lafa giriyorsun. Onu gözünden evet. Kaçırmaman lazım. Demen lazım ki Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani, bakın oyuna meydana, verecekler bakın yani. Meydanına bakın var mı? Bana şimdi dolaşın fotoğraflara bakın canlı. Bir kere buradan bir düşünmek lazım. Yok sen CHP'lisin ona bakıyorsun. Yok muydu hiç Kemal Kılıçdaroğlu? Yok işte bakın orada. Senin oradan gördüğün öyle değil mi? Sevgili kardeşim yok diyorum ben sana. Olsa abi buyurun bakın. Mitingde miydin? Sen mitingde miydin? Ben değildim ama mesela şey mitikteydi. Var mıydı abi kamerada? Abi yan tarafta bir resim var bak. Dur Atatürk burada... resmi var. Atatürk'ün resmi var. Atatürk'ün resmi var. Buyurun. Ya bir dakika. Hani şimdi bir dakika değil. Şimdi şey yaparken hemen karşı şeye geçiyorsunuz. Muhalefet yapılmıyor burada. Düşünceni söyleyecek. Hocam düşünceni söylüyor. Alaaddin abi düşünceni söylüyor. Hemen sen CHP tavrına giriyorsun. Orada Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı olsaydı ne olurdu? Anlatamadım. Zaten adaylı Kılıçdaroğlu değil mi? Adam, Mansur Yavaş'ı getiriyorsun. Hı. Getiriyorsun. Cumhurbaşkan yardımcısı adayınız değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istenmesi lazım. Kemal bakın al buyurun. En böyle gözde yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun poster olması lazım. Çünkü aday o. Aday o. Kime oy isteyeceğiz? Merak ediyorum. Kime oy istiyorsun? Yani kime oy istiyorsun? Siz isteyeceğini diyor. Yani, fotoğrafı mı olup olmasın? Ya nasıl önemli canım oyumuz olur? Yapmayın lütfen ya. Lütfen yapmayın. Ya bir dakika ben bir siyasi partiyim tamam mı? Ben bir iyi partiyim. Tamam mı? Ben orada İYİ Parti olarak gelmişim miting yapıyorum. Tamam mı? Miting Cumhurbaşkanı yapıyorum. Ya oyu Kılıçdaroğlu'na istiyorsun be kardeşim. Cumhurbaşkanı adayın kimsenin o zaman? Zaten oradan başlamışız. Yani bu gerçekleri kabul edin. Göreceğiz. Bu alan boşluğun sebebi de odur. Göreceğiz. Bu alan boşluğun sebebi de odur. Cumhuriyet Halk Partisi hep İYİ Parti'ye destek vermiştir. İYİ Parti şu an çalışmalarıyla bakın bu. Al buyurun büyük posterler oluyor bakın. Yok Atatürk'ün var. Sayın Akşener'in var, Kılıçdaroğlu'nun yok. Tamam olmayabilir. Olmayabilir. Ona o zaman sayıya veya mitingi şeyine bakmayın. Önemli olan gerçek birliktelik var mı? Birlikleriniz inandırıcı mı? Kılıçdaroğlu'nun yani şu şeyde Türkiye genelinde yok ben Sakarya ediyorum. Ben Sakarya ediyorum. Sevgili Sakarya'da biraz sıkıntılar var. Ben Sakarya onu söylüyorum zaten kardeşim. Sakarya yani burada Sakarya'ya konuşuyoruz burada. Mitingin sayısından önce İYİ Parti samimi mi? Millet İttifakı'nda. Cumhuriyet Halk Partisi samimi mi? MHP miting yapsaydı oraya şey evet, var. Evet Erdoğan var. Evet. Koymaları lazım. Var zaten. Var. Büyük birlik yaparsa var. Yeniden refah yaparsa var. Olması gereken o sözleşme mi var? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı... Bir birliktelik yapmasın. Sözleşme yapmasın. Bir kere buradan girmek lazım olay yani. Sen şey devam et. Şurada mesela Meral Akşener'in posterinin yanında Kılıçdaroğlu olması lazım. Çünkü siz ittifakın bir oy Meral'e bir oy Kılıçdaroğlu'na isteyeceksin yani. Bir Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na milletvekilinde doğal olarak İYİ Parti isteyeceksin. Bunun başka şeyi yok ki. Bir kere ona bakalım. Namık Hocam sen bile de bak gittim diyorsun. Yok. Bakın burada da yok. İyi bakın. İyi işte yok demek ki. İYİ Parti... Bunu ama özetliyor zaten. İyi, şey özetliyor yani. Ne özetliyor mesela? Ne anladın? Şunu bak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na oy var mı? Şunu söyleyeyim ben sana. Şunu söyleyeyim. Hendek, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, yöneticileri bu mitinge gittiler. Tamam. Ama soracağım. Sordum emin olmak için birkaç kere sordum. Ama İYİ Parti CHP'nin mitingine gitmedi.
Yo gittiler. CHP'nin mitinginde Ümit Dikbayır var mıydı? Ben Hendek için. Bir dakika, diyorum. Bir dakika. Hendek için diyor. Bir dakika. Buyurun, buyurun. CHP'nin mitinginde Ümit Dikbayır niye yoktu? Niye yoktu, buyurun. Hani ittifak? Sakarya'da miting var. Sakarya'nın milletvekilisin. Genel başkan yardımcısın. Tamam, bu kesin, bunlar kaybederler ha. Kaybetmez. Bizi ilgilendirmez. Seçim üzerine konuşuyoruz. Burada seçim kaybetme kazanma değil. Ümit Dikbayır. Ümit Dikbayır'ın zaten baştan beri tavrı belli. Doğru mu? O zaman birliktelik yok. Anlaşalım mı? Anlaşalım. Ya birliktelik derken bir tane adamın münferit yaptığı bir hareketi komple bir partiye nasıl mı? Abicim şurada şimdi şuradaki mitingde genel başkan yardımcısı. Yani, tamam, genel başkan yardımcısı. O isteyen adamın resmi nasıl genel başkan yardımcısı. Genel başkan yardımcısı. Evet. Adam yani kendi basit bir adam değil, genel başkan yardımcısı. Yani, tabii. De ne fark eder yani? Ya, gider gitmez. Yani buna bak, bu fotoğrafa bakmak lazım. Birliktelik var mı Millet İttifakı'nda? Sakarya için diyorum sana. Ben senin Hendek'ten sana örnek veririm yani. Hendek'ten. İYİ Parti ilçe teşkilatı miting için iyi bir çalışma yapmadı. Bir. Ve Hendek'ten zaten giden şeyler zayıftı. Fazla bir katılım olmadı. Bu iki. Üçüncüsü, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı miting çalışmasını İYİ Parti yapmadı. Üyelerini aradı, telefonunu aradı, üye olmayanı da aradı. Artı gazetecilere şey verdi. Mitingimiz var, destekleyin, reklam yapın, haber yapın. Şimdi bak. Yani bir de mitingde kalabalığı getirecek bunlardır yani. Bu çalışmaları yapmazsan, örgüt olarak yatarsan, Hendek yatarsa, Akyaz yatarsa, Öteberi yani GYV'si, Pamukovası yatarsa tabii az kişi olur. Ya şimdi bak, tamam, o konuda haklısın. Ben onu diyorum yani, ben burada kazanır kazanmaz. O konuda bir şey söylemem. Bak şimdi. Şimdi Alaaddin Bey ne dedi? Şey yapalım dedi. Miting üzerine konuşalım dedi. Biz kazanır kazanmaz diye konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. Alaaddin Bey dedi ki, bu dedi kalabalık İYİ Parti yakışmadı. Doğru. Evet. Doğru, altını imza atalım. Bak, o söylediğin konuda haklısın. Başka bir şey ama biz kazanır kazanmaz demiyoruz yani. Bir dakika, bir dinle. Onun millet karar verir. Gidersen daha. Dinlersen ben anlatayım sana. Şimdi İYİ Parti'nin bu mitinge iyi çalışmadığı zaten miting alanından belli. Tamam. Evet. Yani görünen bir tamam, onu söylüyor. Onu söylüyor. Bir defa kabul edelim. Bir tek sözü tamam. Doğru. Oranın bir tek sözü doğru. İlçelerin hiçbir tanesindeki çalışmadım. İYİ Parti bu mitinge hazırlanmadı. Şimdi bak, bizim ilçe başkanı, İYİ Parti ilçe başkanı Kemalettin Yörük'ün bir sözü vardı. İşte Akyaz'ın mitingiyle ben olsaydım ben de doldurdum o kadar yeri. Burayı dolduramamışsın. Ne sen Akyaz'ı gözükecektin. Bak, bu konuda eleştiririm. Bak, onu eleştiriyoruz zaten. Başka bir şey eleştirmiyoruz ki. Tamam. Yoksa kaybeder, kazanır. Bu halk karar verecek ona. Ha, ilçe, bak, bu sadece ilçeler değil. Demek ki il yönetimi de çalışmamış. Çalışmamış. Milletvekili adayları da çalışmamış ki burayı tam olarak dolduramamışlar. Ben bunu kabul ederim şimdi. Tamam. Bireysel hareketlerle olmuyor. Ya şimdi bireysel olarak olmuyor bu iş. Tamam. Ama şimdi şurada Kılıçdaroğlu'nun dev poster olması gerekmiyor. Sana bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi doluydu. Doğru. Dolu. Doluydu. Dolu, tamam. Dışarısı doluydu, tamam. Orası doluydu, burası doluydu. Niye doluydu? Adamlar çalıştı. Çalıştı. Biraz önce Orhan dediği gibi. Evet. Tamam. Ben şey artı, işte Namık abi burada. Şimdi ona geldi. Engin Özkoç bizzat geldi. Adam Pamukova'yı gezdi. Pamukova'yı gezdi. Mitinge davet etti. Bu adam grup başkan vekili ve yani Kılıçdaroğlu'nun söylediği üzere bakan adayı. Tamam mı? Yani bu adam bile gelip yani Kılıç şey gibi genel başkan yardımcısı şey grup başkan vekiliyle gelip tek tek şey ilçeleri gezip de veya GV'yi Pamukova'yı bilmem nereye gezip de milleti mitinge davet ederken siz bilmiyorum yani bu konuda eleştiririm ha bak evet, o konuda yok. Bir şey demiyorum. Bu konuda eleştiririm. Siz Ümit Dikbayır'ın ilçe gezip de hadi mitingimiz var gel dediniz duydunuz mu? Yok canım. Ümit Dikbayır görmedik ya zaten. O zaman İYİ Partililer hiç kimse de hata aramayacaklar. İlk önce kendilerini de hata aramayacaklar. Evet, evet, evet. Tamam. Ha, bunları konuşalım. Bak, Meral Akşener'in çabaladığı kadar bence il ve ilçe teşkilatları çabalamıyorlar. Biz Sakarya'ya konuşuyoruz zaten. Ben Sakarya için yani. Söylüyorum bunu. Ben diğer evet, yerleri bilemem. Evet. Orasını ben... Selçuk Kılıç Aslan ilçelere geliyor. Evet. Tek kişilik orada yanında ilçe yönet. Öyle ilden niye kimse yok? İlden 8-10 kişiyle gel. İlçeden de 8-10 kişi al yanında öyle gez. Yani ben olsaydım Selçuk yani. Kılıç Arslan'ın yanına sen eski bir il başkanısın ve aynı zamanda nefsin aynı zamanda şu anda milletvekili adayısın değil mi? Şimdi ben olsaydım tek tek ilçeleri gezerdim aynı Engin Özkoç'un yaptığı gibi vatandaşlarla bir merhabalaşırdım. Yani ille adamla hasbihal etmek bilmem ne yapmak zorunda değilsin. Çıkacaksın, geleceksin ya şu gün mitingimiz var arkadaşlar. Yani Pamukoğullar, Geyveliler, Akyazlar her neyse. Şimdi İsmail Bey biz burada bak hepimiz gazeteciyiz. Hepimizin de haber siteleri var. Ayrıca gazetemiz de var çıkardığımız. Ben Hendekli olarak söyleyeyim. Bana İYİ Parti'nin hiçbir yetkilisi, yöneticisi gelip ya mitingimiz var, bize yardımcı olun, şu haberleri yapın diye
bir başvurusu olmadı. Kaldı genel genel olduğu zaman bile söylemiyorlar. Pamukova'da oldu mu? Yok. Akyazı'da oldu mu? Yok. Geyve'de oldu mu? Gelen giden ziyaretçileri bile söylemiyorlar yani. Kim geldi, kim gitti, yani. Köy nereye gittiniz? Ama, ben gidiyorum sorayım, niye söylemiyorsunuz? Ama CHP şey yaptı yani, CHP geldi, yardımcı olmadı. Yaptı abi, reklam da verdi, ilan da verdi, haber de gönderdi. Yaptı. Telefon edip rica da etti. Buyurun işte yani. Bana Cevit Keleş, 1.90'dayım abi, bana yardım et diyor. Evet, buyurun işte. 1.90'dayım yani kazanmaya az kaldı diyor, yani bana yardım et diyor. Ama İYİ Parti bunu göremiyoruz. Bunları söyleyince de İYİ kızmasınlar. Parti yok abiciğim. Kendilerine yok. Baksınlar yani. Kendilerine yok. Baksınlar. Kızmasınlar. İyi çalıştık mı, çalışmadık mı? Aynen karşısına geçtik. Akyaz'da milletvekili adayı var. Gerçi 8. sırada dolgu malzemesi. 8. sırada adayı var. Ben daha İYİ Parti'nin 2 sefer duydum etkinlik yaptığını bu seçim sürecinde. 2 sefer. O da Selçuk Kılıças'tan geldi. Evet. 2 sefer. Onu da aynı yere getirdiler. Yani o da başkanları. Selçuk şey, çok geziyor ama ya, bireysel hareket yani. Şey ya, çarşamba pazarı, o da başkanları bitti. Evet. Ben, Akyazı'yı gezdik. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi beni desteklersin diye söylemiyorum, onu bilemem. Söyledikleri de bu var. İyi Parti, bir dakika. Evet. Bu iyi Partililer kimin Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediler? Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın istediler. Mansur Yavaş'ın istediler, evet. Değil mi? Evet. Mansur Yavaş geldi mi buraya? Geldi. Niye alanı dolduramadılar? Aynı zamanda Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hani şeyden, şuradan gidiyor İsmail. Yani Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alacaktı da Kılıçdaroğlu evet. kadar da mı niye toplayamadı Mansur Yavaş? Niye toplayamadı? Oy valla. Eyvallah doğru. Eyvallah. Doğru. Onun için diyorsun ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri niye yok orada diyorsun. Biz de onu ya, tamam, işte. Aslında biz hani CHP'lerin burada. Çıkış noktası oydu. Oranı söylemek istediği ki çıkış noktası oldu. Yani konuşamayan CHP'lerin biz burada sesi oluyor. Şimdi MHP'nin mitinglerine bak. Arkada poster var. Tabii. Posterde bir MHP'nin amblemi var. Altta evet var. Bir de Cumhurbaşkanı resmi var. Altta evet var. Evet. Yani bir ay MHP'ye bir ay Erdoğan'a evet. diyor. Vallahi... Her mitinginde bu var. Sen niye kardeşim? Sen Kılıçdaroğlu'na oy istemiyor musun burada? Hadi İYİ Parti'ye mi istiyorsun? Bak bırakın şimdi Kılıçdaroğlu'nu bir kenara bırak. Tamam o Cumhurbaşkanı adayı. Benim söylemek istediğim millet konu şu. Benim Alaaddin abi anladı benim dediğimi. Madem siz Mansur Yavaş'ı istiyordunuz. Çok oy alacaktı. Mansur Yavaş Sakarya'ya gelmiş. Peki neredeydiniz? Yani, niye alanı dolduramadınız? Baksana boşluğa bakın ya, aralardaki boşluğa kaldı bak. Ki, siz ya şimdi insanlar arasındaki boşluğu görüyorsunuz. Ben size şunu söyledim. Geçen programda da söyledim. Dedim ki İYİ Parti kırsala inmiyor dedim. Bak kırsala inmiyor. İYİ Parti'de sıkıntılar var. Yok değil. Bak. Ha bir vekil çıkartır mı? Bak şu çalışmayla gördüğümüz şu mitingle bir vekilli bile zor. Böyle olacak. Bıçak tamam, sırt. Biz de onu bıçak sırt yani. Olacak. Yani. Tamam mı? İkinci vekili çıkartmaları gerçekten bu şartlarda çok zor. Ben olsam neyle başladılar? Üç vekille başladılar. Hayır. Ben olsam Meral Akşener'in yerine bu Sakarya İl Teşkilatı'nın kulağını çekerim. Hani o bazen Meral Akşener'in söylediği o laflardan. Ya, ben seni desteklemek yani. İçin bir şey söyleyeyim. Hayır. Buradan İYİ Partili arkadaşlar duysun. Özellikle milletvekili Sayın Ümit Dikbayır, genel başkanımız duysun. İlçe kongresi yapıldı elindekte. 400 delegesi var. 170 tane delegeyi zor getirdiler. 400 delegesini sandığa seçime getiremeyen miting alanında üyeler nasıl getirecek? Zaten belli yani. Bir de şu çalışmayan sadece Meral Akşener ve İYİ Parti milletvekilinin çalışmalarıyla ayakta durmaya çalışan benim içimde bir hendek teşkilatı var. Bak, kırmışlar, dökmüşler, insanlar kenara koymuşlar. Geçen dönem aday olan ve 70'e yakın oy alan ilçe başkan adayı Demokrat Parti'nin şeyi olmuş. İlçe başkanı olmuş. Bak şimdi. Ya bu yeni Ali Gümrükçü mesela buradan da söyleyeyim. Daha arada ne var ya? Arada şu 3-4 ay yok. 3-4 ay içinde olan iş. Demek ki insanları kırıyorsunuz, döküyorsunuz. Şimdi bak, birliği sağlayamazsanız Ümitlik böyle mitinglerin olması normal. Ümitlik Bayır şunu da düşünüyor olabilir. Ya benim birim nasılsa garanti. Tamam mı? Bu evet. şekilde düşünüyorsa yanılıyor. Tamam mı? Yani vallahi nereden geldiğini anlayamadım. Kendisine bile, zarar veriyor. Evet. Bile. Ve ben Ümitlik Bayır'ın böyle aman aman bir çalışma yaptığında duydunuz mu siz? Aman aman bir çalışma yaptığını duydunuz mu? Ben mesela Selçuk Kılıçarslan bir şekilde öyle giriyor böyle giriyor şunu yapıyor bunu. Tek kişiyle davranıyor. Şey, size bir şey daha söyleyeceğim. Bunu kaydı olarak yaz alta geçin. Eğer Ümit Dikbayır kazanırsa Selçuk Kılıçarslan sayesinde kazanacak. Yazın bunu bir tarafa. Evet. Tamam hoş mı?
Eğer bir milletvekili çıkartırsa İyi Parti Selçuk Kılıç yaptı. Şimdi ben Meral Akşener'in sayesinde kazanacağını düşünüyorum. Meral Akşener, Selçuk Kılıç'tan diye Meral Akşener anladı. Şu Meral Akşener sayesinde kazanacağını. Şu anda Sakarya'da sadece Meral Akşener çalışıyor. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Selçuk Kılıç Aslan'ın yaptığı bir iş. Şimdi Harmanlı Spor Kulübü var. Evet. Bir yerde hem spor kulübü hem fikir kulübü. Evet. Genelde ülkücülerin hakim olduğu, toplandığı bir fikir kulübü. Ahmet Ziya Akar gidiyor buraya. Toplanıyorlar, hoş geldin diyorlar. Onlar konuşuyor, ediyor, gidiyor. Onlardan destek istiyor Ahmet Ziya Akar. Ertesi gün Ahmet Ziya Akar'ın haberi, servis yaptı haber. Destek istedik. Evet. Harmanlık Spor'dan. Selçuk Kılıç Aslan gidiyor. Aynı toplantıyı yapıyorlar. Çünkü orası bir fikir kulübü, bir spor kulübü. Gelen bütün siyasetçilere aynı toplantıyı yaparlar. Aynı topluluğu toplarlar, saygı gösterirler gelene. Kim olursa olsun. Selçuk Kılıç Aslan gidiyor. Aynı konuşuyorlar, toplanıyorlar. Ayrılıyor. Ertesi gün çıkan haber. Harmanlı Spor'dan Kılıç Aslan'a destek sözü. Buyurun. Şimdi arkadaş, ben şimdi burada Selçuk Kılıç Aslan'a kızmıyorum. Şimdi ben bu olaydan sonra, bu haberden sonra bana çok telefon geldi. Bu şekilde çok haberler var abi. Abi lütfen dedi, oradan sor dedi. Ben şimdi ülkü devi olan Hamdi Kılıç Aslan, Yüksel Ayanoğlu çok severim. Evet. Saygı evet. duyarım. Nerede olsa yanında olurum. Mehmet Göktürk, Metin Tufan ve bir dizi insan. Bunlar Sakarya'da tanınmış insanlar. Ve bunlar ülkücü MHP'lidir. MHP'de üyelikleri devam eder bunlar. Eğer onlar da bir sonraki gün veya diğer günlerde çıkıp da böyle bir açıklama yapmadılar. Yani biz böyle bir şey söylemedik demediler. Ama benim aldığım bilgiye göre bayağı bir kırılmışlar bu işe. Yani biz gelen herkesi karşılıyoruz. CHP de geldi, onu da karşıladık. Yani ona da mı? Ev sahipliklerini sunmuşlar. Yani fırsat sen gelir anlatırsın, oy veren olursa verir. Şimdi buradan ben Hamdi Kılıç Aslan, Yüksel Ayanoğlu, Yüksel abi diyeyim. Yani Ayanoğlu derken böyle sanki böyle basit basit geçiyorum da hepsi bunlar benim abilerim. Benim de tanıdığım, sevdiğim isimler. Mehmet Göztürk, Metin Tufan bunların bir açıklama yapması gerekirdi. Veya Harmanlık Spor'un bir açıklama yapması gerekirdi. Kesinlikle. Biz burada gelen bütün siyasi partileri aynı şekilde karşılıyoruz. Herkes bizden destek ister. Burada her partiden insan var. Herkes oy vereceği yeri kendisi bilir. O kadar. Demesini bekliyorum ve bütün MHP'liler, rükücüler de bunu bekliyorlar. Hamdi Başkan, Yüksel Başkan özellikle sizden istiyorlar. Ya biz yandaş değiliz, ya, ev sahipliğimizi sunduk abi, anlamında. Bak şimdi. Şimdi böyle bir şey olur mu? Tamam, onu kabul ediyorum. Bu sadece bu senin söylediğin müferit, şu olayla alakalı değil. Abi bakıyoruz şimdi şeylere, internet sitelerine, haber sitelerine veya gazetelere, yerel gazetelere. Bilmem ne derneğinden şunu tam destek. Pardon. Ulan ertesi gün bakıyorsun ki farklı bir parti gidiyor. Orada okuyorsun. Bilmem ne derneğinden işte bilmem neye destek. Abi bunlar kime destek veriyor ya? Ya böyle bir şey yok. Adam hakaret ediyorsun ya. Yani evet. Yani sen şimdi bak. İki farklı şey parti. Düşün. Şunu diyebilirsin. Destek iste diyebilirsin. MHP gidiyor. Bak MHP gidiyor. Örnek veriyorum. MHP gidiyor. İşte şu dernekten MHP'ye tam destek. Ulan aradan iki gün, üç gün geçiyor. CHP gidiyor. CHP gidiyor. İşte bilmem ne derneğinden şuraya CHP'ye tam destek veya Keleş'e tam destek. Şimdi bu adamlar kime destek veriyorlar ya? Bir bilelim biz ya. Şimdi, kime destek veriyorlar? Şimdi bu genelde bu internet sitelerinde editör çalışması var biliyorsun. Evet. Bu editör çalışması öyle bir hale geldi ki rayından çıktı. Aynen. Rayından çıktı. Eskiden siyasi partiler köylere gidiyordu. Biz de onlarla beraber gidiyorduk. Fotoğraf çekiyorduk. Orada evet. gördüğümüzü, duyduğumuzu geliyorduk aşağıda yazıp haberleştiriyorduk. Evet. Şimdi bu iş bitti. Bu iş bitti. Servis ediliyor şimdi. Herkes belirli sitelerle anlaştı. Evet. Benim haberlerimi yapın Borazanlığı diye. Borazanlığı ne yapıyorlar? Türk siyasi sesi. Parti gidiyor herkes bir mahalleye, bir köye. Herkes. Orada gidip konuşmasıyla fotoğraflıyor. Doğru. Atıyor. Kendi bir şeyler ekliyor. Alakası olur olmaz her şeyleri. Servis yapıyor. Herkes alıp onu çalışma kimle anlaşmışsa hepsi aynı şeyi alıp aynen. otomatik sitelerine geçiyorlar kardeşim. Yok böyle bir şey ya. Ya vallahi sıkıldım billahi. Yani sıkıldım. Şimdi ben kendi haber yaparken bile sıkılıyorum şimdi, abi. Şimdi aynı ya. Şimdi Harmanlık Spor gibi bir köklü kulüpte, fikir kulübü burası bir de. Burada her görüşten insan var. Ve kalifiye insan var. Üst derecede görev yapmış insanlar var. Sen bu insanları nasıl alıp da bir yere yamayabiliyorsun ya?
saydığınız isimler saygın isimler. Bizim de saygı duyduğumuz isimler. Yani. Çoğunu tanıyoruz yani. Tabii. Şimdi sen bunları nasıl alıp bir yere? Şimdi CHP geldi oraya. CHP'ye de aynı şeyi mi yazacaksın? Çok çirkin bitti buraya. Ama burada İYİ Parti'nin de kabahati var. Servisi yapan o. Ama öbür taraftan da karşı tarafın cevap vermemesi. Evet, yani korumacı davranmamak. Acaba dedim gibi. Öyle mi? Telefonlaştık birkaç arkadaşla beraber. Öyle olmadığını da. Yemin ediyorum. İstediğimiz halde götürmüyorlar seçim, gittikleri yere. Bak, yemin ediyorum şu seçim bir geçse de şu böyle hani şunculuk bunculuk ses kirliliği, gitse. Çevre kirliliği derler ya. Evet, evet. Yemin ediyorum şu kirlilikler de gitsin artık ya. Bu kadar olmaz ama ya. Bizim... Ona destek, buna destek, şuna şöyle verdi, buna böyle gaz verdi. Yavaş ya. En azından kirli haberler bitsin. Onu da evet, yani. Evet, kirlilik. Kirli haberler bitsin. Evet. Yani adam, insanları niye pazarlıyorsun sen ki ya? Evet. Ha orada bir söz söylemiştir adam. Onu alırsın. Manşet okur. Eyvallah, eyvallah. Tamam mı? Mesela biz şunu ziyaret etti, bunu ziyaret etti diyoruz. Tamam. Destek istedi. Her tarafı geziyor diyoruz. Bunları yazıyoruz. Destek istedi. Destek istedi. Ama abi bu nedir ya? Abi diyorum ya ben aklım... Onu söylediğini bilmiyoruz, duymuyoruz. Sadece yazılanı veriyoruz. Atıyorum. Ya ben söylemedim dersin abi. Giresunlar deney veya Erzurumlar deney veya Karslar deney. Ben gittim onu ziyaret ettim. Milletvekili adayı olarak. Alaaddin ona tam destek. Ya yok böyle bir şey kardeşim ya. Doğru. Ya bak bazı servis edilen haberler geliyor mesela bize. Ana bir bakıyorsun ki adam almış götürmüş ya. He. Yani ak yazıyı olduğu gibi bunlar almışlar. Ya he, böyle bir şey veya örnek veriyorum. Evet. Veya Hendeyi veya Geyve'yi almış götürmüş. Ya yok böyle bir dünya kardeşim. Yok böyle bir şey. İnsanların tamam gösterdiği ev yani, sahipliğini yanlışlık olarak algılıyorlar. İnsanları burada yanıltmayalım. Biz gazeteciyiz tamam mı? Gerçekleri görmek zorundayız tamam. Burada biraz önce ben itirazda doğru Kılıçdaroğlu'nun resmi yoktu. Resmi yok yani. Tamam kabul ettik. Buyurun bakın ben göremedim varsa yer. Ayrı bir konu da evet, eğer ittifaksan koyman lazım. Bunu da kabul ettim tamam mı? Eğer sen İyi Parti'ysen orayı doldurman lazım. Dolduramıyor isen o zaman il başkanı dahil olmak üzere, milletvekilleri dahil olmak üzere, ilçe başkanları dahil olmak üzere ellerini kafalarını ellerinin arasına alacaklar, düşünecekler kardeşim. Ondan sonra çıkıp da Meral Akşener başbakan olacak demeyecekler. Sen daha burayı dolduramıyorsun. Evet. Tamam mı? Sen daha burayı dolduramıyorsun. Tamam mı? Bak bu eleştiri Cumhuriyet Halk Partisi için de yaparım. Herkes için yaparım bu eleştiriyi. Tamam mı? Ama yani gerçeği görelim ya. Ya işte şimdi sen oraya ya Allah aşkına Meral Akşener bu masadan Mansur Yavaş için kalkmadı mı abi? Ha? Evet, evet. Mansur Yavaş için kalkmadı. Kalkarken ne dedi? Kalkmadı. Kumar masası her dedi. Her neyse kumar masası dedi. Bilmem ne masası dedi. Kumar masası dedi. Bu masası dedi. Noter masası dedi. Tamam mı? Tamam. Ha. Kalktı mı? Kalktı. Kim için kalktı? Mansur Yavaş. O zaman burası dolması lazım. Mansur buraya doldursun o zaman. Bu şey, evet. Çünkü oraya yok, Mansur Yavaş burada haklı. İsmail burada haklı. Yani Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy alır diyorlardı evet, ya. Şimdi Mansur nasıl doldursun? Mansur nasıl dolduracak burayı? Sakarya'dan Mansur Yavaş'ı kim tanır ya? Kim tanır ya? Biraz sonra Cumhuriyet kim tanır ya? Şimdi Sakarya'ya gelelim, anket yapalım. Tamam bizler gazeteciler tanır, siyasetçiler tanır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet kim tanır yani? Biraz sonra CHP'ler tanıyabilir. Evet. Biraz sonra CHP mitingine evet, geldiğinde onu söyleyeceğim sana. Yani o konuyu dile getireceğim. Yani Sakarya ben... CHP mitingine bir geçelim. CHP mitingine evet. Yani şöyle bir kusura bakma sen. Mansur Yavaş'ın borusu Sakarya'da ötmez, Ankara'da öter. Öteceği yerde Ankara'da belli. Bunu da belli ben bir Sakarya yani olarak söylüyorum. Mansur'a kadar çok boru öttürecek adam var Sakarya'da. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu kadar nedir ya Sakarya'ya? Yani yüklenmenin evet, gereği yok evet yani. Kılıçdaroğlu mitingi bu da. Evet, evet. Ben senin söylediğine karşı söyledim. Bu boru ötme olayını da onu da söyleyeyim yani. İsmail'in söylemiş şimdi, olduğu söze karşı söyledim. Kim değerlendirecek bunu? Nasıl başlayalım? Kimden tabii başlayalım? Senden başlayalım. Sen mitinge tamam gittin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mitingi yani ben gördüğümü söylüyorum size. Evet. Son yıllarda yapılan en kalabalık mitinglerden bir tanesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı mitinglerden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı mitinglerden en kalabalık mitinglerden bir tanesi oldu. Şimdi biraz önce hemen oraya gireyim. Biraz önce Orhan'a söyleyeyim. Dedi ki Mansur Yavaş gereken ilgiyi şeyde görmedi. İyi Parti mitinginde görmedi. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi bu mitingde en çok sinerjiyi kim yakaladı? Şu mitingde izlediğiniz kadarıyla. En çok sinerjiyi, en çok alkışı alan, en çok şey yapılan kim oldu? İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu oldu. Tamam. Ekrem evet, İmamoğlu oldu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun sahneye çıkışı, bırak sahneye çıkmadan önceki milletin fotoğraf çektirmek istemesi bilmem nesi.
son artık miting bittiğinde Ekrem İmamoğlu otobüse 15 dakikada zor gitti ya. Otobüs orada 15 dakikada o fotoğraf çektiriyor, bir bilmem ne yaptırıyor. Başkanımdır bilmem ne falan. Bak insanlar bazı şeyleri sadece partizan gözüyle görmemeli. Parti gözüyle görmemeli. Biraz önce Mansur Yavaş. İşte Mansur Yavaş ülkücü kökenlidir. İyi Parti'ye daha yakındır. Ama ne olur Mansur Yavaş olsun. Gördük Mansur Yavaş olsun diyen Sakarya'dakilerini söylüyorum. Bak evet. Bunu genel anlamda söylemiyorum. Sakarya'da... Bir araya girebilir miyim burada? Şimdi Mansur Yavaş'a göre değerlendirirsen o zaman CHP mitingini Ekrem İmamoğlu mu doldurdu? Hayır öyle demedim. Bak sinerji olayını söylüyorum. Ben onu dedim yani. Ben de onu söylemeyeyim. Çünkü sinerji olayını ben burada söylüyorum. İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da Sakarya'da etkili olacağını düşünmüyorum ben. Yok. CHP'yi sevenler, destek verenler katılabilir. CHP'nin içinde etkili olabilir. Bak evet. Şimdi. Evet. Karadenizler arasında Sakarya'da da mesela Ekrem İmamoğlu'nu mesela sevgi duyanlar oraya geldi. Gelmedi değil. Oraya geldi gittik. Pamukova'dan da gitti. Belki Akyazı'dan da gelmiştir. O zaman o olmamış olsa aynı diğer miting gibi mi olacaktı? Hayır, ben istemiyorum. Bak şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Mansur Yavaş'ın yakalayamadığı İYİ Parti mitinginde yakalayamadığı sinerjiyi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yakaladı. Yani sevgisini gösterdiler diyorsun. Bunu gözlemledik yani. Evet. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Güzel bir mitingdi. Yani özellikle şeyin bir şeyi vardı. Ekrem İmamoğlu'na işte ceket çıkart diye bir tezahürat yaptılar. Biliyorsunuz o meşhur şeyi var. Çıkarttı ceketini zaten. O da dedi ki bir oylama yapalım dedi. Evet. Dediler ki herkes işte evet çıkartsın. Dedi ki ben dedi kaybettim ama bunu burada dedi ceketi şeyi kaybettim. Bu iddiayı kaybettim ama seçimleri kazanmayacağız. Kazanacağız. Seçimleri biz kazanacağız. Ben kazanacağım gibisine bir şey söyledi. Bu da oradaki şeyi hareketlendirdi. Ama şunu söylüyorum. En çok hareketlendiren birisi Ekrem İmamoğlu'ydu. Diğeri de Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkmasıydı. Yani vatandaşla, Sakaryalılarla buluşmasıydı. Yani buradan bakarak İYİ Parti mitingiyle bunu değerlendirdiğim zaman ben Sakarya'da en fikiriz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. Yani 2,5 olduğunu düşünüyorum ama 2 milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü bir de şu var, o mitingde gördüğüm şu var. Gerçekten bir enerji var, bir istek var. Yani böyle ne bileyim farklı bir hava vardı. Yani hani diyeceksiniz ki sen işte bu siyasi partiye yakın olduğun için bunu söylüyorsun falan. Hayır ya öyle bir şey yok. Çünkü şimdi diğer mesela AK Parti mitinglerini de izliyoruz ama bunlar çok farklı bir şey ya. Yani özellikle orada işte Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'la veya Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkmasıyla orada izleyenlerle konuşanın arasındaki o elektriklenme, o karşılıklı şey çok farklı bir şey yani. Bir de şey söyleyelim. Evet, bizim bu... Yusuf da yazmış burada. İYİ Parti CHP ile birlikte Sakarya'da ortak miting yapma kararı almalı diyor. Evet, olabilir. Millet İttifakı olarak yapabilirlerdi. Yani çünkü iki gün önce Mansur Yavaş buradaydı, iki gün sonra tekrar geldi. Yani. Şimdi bir düşüncemi daha söyleyeyim. İsmail arkadaşımız anlatıyor da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginin bir farkı daha vardı. Mitinge katılanlar içinde de bir enerji vardı. İşte onu söylemek yani, evet. Bir enerji yani yok. İYİ Parti'nin şeyi de yoktu. İYİ Parti yok ya, yok şey yani. Gelmişler. Bak, ya aman bitse de gitse canlı böyle neşeli. Yani geldik bitse de gitsek gibi bir hava. Evet, mitingdeki. Yani İYİ arada geziniyorlar sağa sola ileri geri. Burada öyle değil. Burada herkes dinliyor. İYİ Parti masadan kalktıktan sonra Meral Hanım sanki yani taban dediğimizde siyasetten de kalkmış oldu. Yani öyle bir görüntü var. Kalkmış oldu gibi bir şey oldu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana açık açık söylüyorum. Yani bunu her tarafta da söylüyorum. Burada da televizyonda da söyleyeceğim. Kaldı seçimlere şurada 3 gün 4 gün üç seçimlere kaldı. Tamam 4. 3 gün 4. Ben İYİ Parti seçmeninin belirli bir bölümünden özellikle Sakarya için bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Kılıçdaroğlu'na karşı yöneliminin biraz farklı olacağını düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sakarya İYİ Parti için söylüyorum. Sakarya İYİ Parti'deki belirli bir seçmen grubunun Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini düşünüyorum. Tamam mı? Buna hem bu mitingle ilgili söylüyorum, hem şeyle ilgili söylüyorum, hem gördüklerimle ilgili söylüyorum. Yani şuna benziyor. Evet. Hani
şey var ya. İlginç bir iddia. Evet, ilginç bir iddia. Yok şimdi haklılık payı var. Ben söylesem taraf olmuş olacağım. Bu mitingi bunun en büyük destekçin olarak görüyorsun bu ifadende. Nasıl? İyi Parti mitingini de en iyi destekçin olarak görüyorsun. Yani şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi soruyorsun İyi Parti'deki ya işte mecburen vereceğiz şeye. Yani Kerem. Vereceğiz. Eğer bir adam ya mecburen diyorsa tamam mı? Oraya gittiği zaman orası çok farklı bir yer. İçeri bir giriyorsun tamam mı? Partiler önünde bilmem ne önünde. Şimdi içinin sinmediği bir adama bir siyasi parti liderine siyasi parti liderine oy vermek o kadar basit bir olay değildir. İlk oyumu 83 seçimlerinden kullandım. 82 miydi? 83 seçimlerinden. ANAP'ın olduğu zaman. ANAP'ın ilk yılı. Evet. Sandığa gidene kadar Sunalp'a oy vereceğim. Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne oy vereceğim. Horoz Partisi meşhur. Horoz Partisi. Evet. Sandığa gidene kadar kafamda o var. Şartlanmışım. Ona oy vermek için gittim. Kabine girdim. Bak. Benim gibi bir insan. Siyasetle uğraşan bir insan. Yani çocukluk yaştan beri siyasetle uğraşan bir insan. Kabine girdim. Dedim sen Alaaddin ne yapıyorsun şimdi? Sen askeri vesayetten kurtulmaya çalışıyorsun. Gidip şeye oy verdin. Gidip askere gene oy veriyorsun yani. Asker kökenli birine oy veriyorsun. Zaten onlar da ayrılmış. Biri sol biri sağ. O ülkelerin ayırdığı iki kanat yaptılar onu. Biri o tarafa versin, biri bu tarafa versin diye. Döndüm gittim Özal'a oy verdim. Zaten çoğu ANAP'a verdi zaten. Bak, sandığa gidene kadar şartlı gittim. Böyle yapacağım diye. Sandıkta anında fikir değiştirdim. Şimdi senin dediğin o İyi Partili. Benim kadar şeyle de gitmiyor oraya. Benim kadar inanmış da gitmiyor. Benim söylemek tekrar, istediğimi en güzel sen anlatmış oldun. Olaya şöyle ben bakabilir miyiz? İyi Parti, İyi Parti diyoruz. İyi Parti nasıl meclise girdi? İyi Parti'ye kimler oy verdi? İyi Parti'yi meclise kim soktu? Meclise kim soktu? Kim soktu? İyi Parti'ye oy verenlerin CHP'ler oy verdi ilk başta. Ülkücüler zaten. Önce milletvekili verdi. Ayrılanlar verdi. Seçime soktu. Yetmedi grup kursunda milletvekili verdi. Yani şimdi CHP'yle de bunların atışmasından sonra senin dediğine katılıyorum. Yani İyi Parti'den CHP oyları çekilecek. Onun yanında bazı oylar da çekilecek. Şu an İyi Parti'nin sadece tek tehlike bu. Sandıkta istediği oy yansıması olmayacak. Ya olmayacak. Baksana bir şey söyleyeyim. Meral Akşener'in çabaladığı kadar, bak Meral Akşener bir şekilde çabalıyor. O her fırsatta söylüyor. Bir oy oraya, bir oy oraya söylüyor. Her fırsatta söylüyor. Bak bir oy oraya, bir oy oraya diyor. Bak yemin ediyorum. İl ve ilçe teşkilatları bu kadar çabalamıyorlar. Sadece ben bunu Sakarya için söyleyeceğim. Bakın genel anlamda söylemiyorum. Bazı yerlerde de vardır. Bu Sakarya'da olan başka yerlerde de vardır. Mutlaka vardır. Tamam mı? Yani Meral Akşener bir şekilde diyor ki işte biraz önce bir oy Kemal'e bir oy bana diyor. Yani bir Cumhuriyet Halk Partililerden de oy istiyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partililerden de bir oy istiyorum diyor. Tamam evet, mı? Evet. Bunu söyleyen genel başkanın Kılıçdaroğlu'na da istiyor. Bunu söyleyen genel başkanın kitlesi dönüyoruz arkaya arkası, doğru. Evet. Tabanı çok farklı bir şeyde yapıda. Çok farklı bir yerde. Tamam mı? Ya. Aynı şeyi söylemiyor. Yani siz hiç iyi bir adam bak buradayız hepimiz buradayız gazeteciyiz. Siz hiçbir İyi Partilinin ağzından bizim adayımız Kılıçdaroğlu be sonuna kadar arkasındayız dediğini duydun mu? Duymadım. Duyamaz. Şimdi ben o zaman Saadet Partili'den duydum. Evet, farklı bir şey söyleyeyim. Saadet Partili'den duydum. Saadet Partili'den bak. Farklı bir şey söyleyeyim. Sayın Akşener masadan kalktı. Ben kumar masasına, noter masasına dönmem dedi. Dönmeseydi İyi Parti şu an iki katı oy alırdı. Alamazdı. Yok, masadan kalkmasaydı. Kalkmasaydı alırdı. Bak kalktın, dönmeseydin gene alırdın. Evet. Alırdın doğru. Gene alırdı. Gene bak alacağı oyun diyorum ben. Pazar günkü sandıklar açılacak. Çarşamba alamazdı. Günü burada program yapacağız. Programda gene konuşuruz. Alamazdı. İyi Parti'nin oyları Meral Hanım da gitgelleriyle düştü. Evet. Türkiye genelinde düştü. Eski İyi Parti rüzgarı yok Türkiye genelinde. Şu anda varsa peki, söyleyin yani. Yok yani. İyi Parti'nin tabanını kimler oluşturuyor? CHP'ler oluşturuyor. Bir dakika dur. Tabanını kimler oluşturuyor? CHP'ler oluşturuyor. İsmail Bey oy verdiler. CHP'ler oy verdiler. Bak tabanı şu anda kimler oluşturuyor dedim. Yani. Desteklemek başka bir olay. MHP'ler oluşturuyor. Kuruluşu ayrı, şu anki durumu ayrı. Evet, yani, CHP'ler oluşturuyor. Kuruluşunda MHP'ler kurdu. Ama sonra da MHP'ler tavsiye edildi orada. Tabanını MHP'den korkmuş Atatürkçü bir kitle var. O kitle ve ben CHP'ye oy vermem
deyip de Atatürkçü olan kitle. Sosyal demokrat, Atatürkçü olan bir kitle. Doğru. Evet, 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 doğru. Tamam mı? Doğru. Meral Akşener masadan kalktığı zaman o Atatürkçü kitle, CHP'den ben de CHP'ye oy vermeyeyim diyen Atatürkçü kitle CHP'ye istifa etti. Ha, MHP'nin de bir kısmı istifa etti. Evet. MHP'lilerden bir kısmı istifa etti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. MHP'lilerden neden eğer, istifa etti? İttifaktaki partiler, destekler yüzünden. Dedi ki biz dedi Türk milliyetçiliği davası gidiyoruz dedi. Fakat dedi İYİ Parti'nin yapmış olduğu şeyleri beğenmiyoruz deyip bak, dönüşler de başlayabilir. Ben buradan pazar akşamı yani. Ben buradan İYİ Parti'yi şu açıdan eleştiriyorum. Geçen seçim geçen programlarımızda da burada söylemiştik. Diyorum ki kardeşim Cumhur İttifakı her ne kadar benimsemese de atıyorum Genel Başkan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli benimsemese bile tamam mı? Hı. Bir şekilde ya sesini çıkartmıyor. Evet. Ya da desteğini açıklıyor. Evet. Benimsemese bile. Şimdi oradan şu söze gireyim. Benimseyenler MHP'de şu anda. Benimsemeyenler ya, gitti zaten. Ya bak anlatıyorum. Başka bir şey anlatıyorum. Anladım. Ben sana başka bir olay anlatıyorum. Ben de parantez açtım. Ben sana başka bir olay anlatıyorum. Diyorum ki bak benimsemese de Cumhuriyet MHP'liler ittifakta olduğu için o ittifaka zarar vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Aynı şeyi geçen programlar arasında İYİ Parti'de göremiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partililer göremiyor. Tamam mı? Diğer partiler göremiyor. Saadet Partisi, bak sana bir şey söyleyeyim. O var ya, o alanın belirli bir alanın doldurulmasında Saadet Partisi'nin çok büyük çok rolü yani. Vardır ha. Çok büyük rolü vardır. Evet doğru. Tamam mı? Doğru. Peki ben de bir şey söyleyeceğim. Hadi bir soru. Çıksın il başkanı cevap versin İYİ Parti il başkanı. Ne kadarını doldurmuşlar Cumhuriyet Halk Partisi mitingini? Veya Kılıçdaroğlu'nun yani 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun kaç tane İYİ Parti'de gitmiş mitinge? Ben İYİ Parti'nin mitinginde Akyazı'dan 8 tane otomobil içinde birer ikişer kişi var. 2 tane minibüs yarım dolu 10 araba. Hadi ben kaçırdım 2 araba daha kaçırdım 12 araba. Evet. Geldi CHP mitinginde ben orada hiç hareketlik görmedim. Aynı saatte buradan kalkması lazım. Aha işte. Bana. Sana anlatmak istediğim konu bu. Tamam mı? Vatandaşa da anlatmak istediğimiz konu. Şimdi ben şurada diyorum. CHP'nin samimi olduğu kadar İYİ Parti samimi değil. Meral Akşener'in samimi olduğu kadar taban samimi değil. Yani Meral Akşener'le tabanın arasında bir sıkıntı var. Peki bak, peki şöyle bir şey olur mu? Ben atacağım tutacağım yapacağım ama siz arkadan böyle yürüyün demiş olabilir mi? Yok o kadar da. Şimdi geri dönüş. O kadar da. Ya o masayı onu geri çeviren adam. Tabii. O masayı onu geri çeviren adam. Yok. Onu da ona söyler yani. Yok yani ben Meral Akşener'in böyle bir şey düşüneceğini zannetmiyorum. Ancak mesela bak Saadet Partisi ile Temel Karamollu arasında da böyle bir kopukluk vardı. Var. Yani tabanla genel başkan arasında böyle bir sıkıntı vardı. Şu anda onu giderdiler. Ama evet. Saadet Partisi. Şu anda onu giderdiler Saadet Partisi'nin. Saadet Partisi'nin %1-1,5 oyu var. İYİ Parti %10 oy almış yani. Ha işte bir de orası yani var. Bu var yani. Bir de orası var. Yani bir de o var. Bir de şöyle söyleyeyim. Ben kısaca söyleyeyim ki montaj partiler bunları yaşarlar. Montaj parti. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Kimse özel olmasın. A partisi, B partisi. Yani oradan Adana parti kurarsın. Öteden beri toplanıp bir parti kurduğun zaman montaj. Kimisi liberal der. Ben katılmıyorum ona. Oran. Montaj partiler en sonunda bir yerden vidaları atar. Atar. Tek dökülür. Oran bak iki. Dökülür yani. İki, siyaset. Bak, şimdi siyaset, sen de eski bir siyasetçisin. Eski bir yani herkes siyasi görüşümüzü biliyor az çok. Şimdi gelelim 1980'lerden bu yana. Kaç tane parti kaldı? Hadi sayalım bakalım. İki tane parti. Üç tane parti. İki tane parti kaldı. Üç bir de Saadet var. Bir de Saadet o isim değiştirerek. İsim değiştirsin ama fikir olarak aynı geliyor. Üç tane parti. Tabii. Hangi partiler var say bana. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi. Bitti. Şimdi. Montaj partiler kim var? Ortada zaten. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi var. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti bile kurulma tarihi. Montaj partileri var. Senin söylediğin montaja giriyor. Gerçek. Saadet dedi. Saadet'in de evet. Şeyi var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Bir dakikamız var arkadaşlar. Evet, ona göre toparlayalım. Buna katılıyorum. Tabii bunun yanında şimdi Zafer Partisi asılıyor. Cihan Kolip dolaşıyor. Deva Partisi aday gösterilmeyince çekildi. Çekilmeseydi evet. O da çalışması yapacaktı. Evet. Şu anda ben gene söylüyorum abi. Bu şeyde de pazar gününe kadar da en çok AK Parti CHP MHP arasında geçer diye düşünüyorum. Evet. Üç parti. Şeyde, evet. Seçim otobüsünde birisi vardı. Onu istersen ikinci yerde söyleyelim.
Sakarya siyasetinden seçim otobüsünde, şehir seçim otobüsünde Cumhuriyet Halk Partisi lideri aynı zamanda. Şu anda sürede olduğu için söylemiyorum. Buraya niye çıkmadı? Nereye? Seçimen... Bak, seçim otobüsünün içinde beraber gezdiler. Otobüsün içinde gezmeyecek. Perdeleri arkasına gezmeyecek. Evet, perdeleri arkasına olarak çıkacak. Meydana adam gibi çıkacak. Kendini verecek, evet. Koyacak ortaya. Enver Toçoğlu. Evet. O konuşuruz şimdi. Arabanın içinde başka birileri de vardı. Ben gördüm. Onlar... Evet. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. İlçelerde gündem programı ikinci bölümdeyiz. Nerede kalmıştık? Namık abi senden başlayalım mı? Siz bilirsiniz efendim. Buyurun. Ben geçen bölümde zaten biraz mankenlik görevi üstlendim. Oradan kurtarayım ben seni. Senden başlayalım. Gene kazaya gitme. İsmail çok konuşuyor. Yoksa sen o zaman kalacak mısın? Konuşmaktan öte birinci bölümde söylenenleri de bölmek istemedim ben. Çünkü konuşmacı olan üç değerli insan doğruları söylediler. Bunun üzerine eklenecek bir şey yok ki. Susmak bazı şeyleri kabul etmektir. Ben Namık abinin adına da konuştum. Öyle mi? Yani biz onunla yolda gelirken konuştuk. Gelirken zaten dedi. Evet dedi yani. Tamam. Evet, Geyve Meydanı. Evet. Şimdi Geyve Meydanı'nda Geyve'nin sembolü olan bir ayva heykeli var. Bir de Geyve yazısı var. İşin ilginci bu Geyve Meydanı'na bir karanlık çöktü. Ne hikmetse ayvayı aydınlatan ışıklar ışıl ışıl değil. Geyve yazısını var onun tam arkasında. Şimdi doğru. Geyve yazısına baktığımızda hele benim çok çirkin bir anımı meydana getiriyor. Bakın gay ve V harfleri. Gay karanlıkta, V açıkta. V ışıkta doğru. Yani bu ya bunun ya hepsi karanlık olsun ya yarısı hepsi ışık olsun. Böyle hoş bir şey değil. Bir meydan, bir kentin meydanı ilk şok vuruş olan araçlardan inen insanların ilk gördüğü ilk intibardır. Tabii. Tıpkı bir mağazanın, bir dükkanın vitrini olduğu gibi. GV'de dene aklına bu kalacak. Bu gelecek aklına. Arabalar ilk yani gördüm. Karanlıkta ve de bu böyle GV midir, GV ve vesaire devamında ne geliyor? Olmuyor. Bunun en güzel örneği burasından vazgeçtik. Çarşının içinde karanlık, sokaklar karanlık, çarşının içindeki ara sokaklar karanlık. Tepecikler yeni oluşturulan hastane mahallesi dediğimiz yer. Bir tanesi de Yörüklere baktığımızda ışıl ışıl. Niye merkezde ışık şeyleri mi, Sedaş elektrikleri mi kesmiş şeyleri? Aydınlatmaları mı kesmiş? Ne olmuş yani? Ne para mı ödemeler? Ne oldu? Neden bu kadar karanlık abi? Onu Sedaş'a sormak lazım. Sedaş'a mı sormak lazım? Belediyeye mi sormak lazım? Belediyeye sormak lazım yani bilmiyorum. Meydan belediyenin. Şimdi son yapılan belediye meclis toplantısında da vardı. Hiç orada öyle bir borçlar var. Falan ya borç dediğin de yani ilgisizlik dediğin bence, doğru mu? Bence işin temeli sizin söylediğiniz biraz duyarsızlık var. Evet. İnsanlar belli konulara yönlendikleri için belli sinerjileri buralarda azalmış gibi geldi bana. Matem olabilir mi? Murat Kaya belediye başkanlığından ayrıldı. Murat Kaya ayrıldı. Onun matemine bir anlamı. Matem olabilir mi? Yok. Onun yerine gelen Metin Atalay arkadaşımızla Murat Kaya aratmayacak evet. Bir düzey değil. Ben de öyle duydum. İyi bir arkadaş. İyi şeyler bize duydum. Kaliteli bir insan olduğunu sevdiğimiz sayılan bir isim. Tabii ki hem partileri kadar da parti dışındaki insanların da sevgisini kazanmış bir isim. Tıpkı Murat olduğu gibi. Valla çarşı umarız burada bir bu duyarsızlık kısa zamanda giderilir. Hak ettiği ışıl ışıl bir görüntüye kavuşur meydanımız. Diğer bölümün diğer konu başlığımız neydi benim konuşmamı arzu ettiğiniz? Bu şey özel eğitim lisesi. Efendim? Özel eğitim lisesi. Aynı zamanda 16 Mayıs engelliler haftası. Bu Geyve Meydanı ile ilgili bir sürü sıkıntılar var. Sen sadece şimdi burada elektrikler kesildi dedin ya. İzin verir misin? Bir şey daha söyleyeyim ben. Meydan müdahale etme Geyve'ye bir dakika. Yok hayır var bir sıkıntı yok, daha. Yok gelirken biz konuştuk İsmail kardeşimde. Kamukovalı Geyve'ye müdahale etmesin lütfen. Yani iki... Ya iyi de Geyve adına konuşmacı onu çağırıyormuş zaten. Onun için bu gücün oradan oluyor. Evet. Şimdi Geyve'de bu meydandaki karanlık kadar Geyve'de benim utandığım bir başka konu daha var. Hı. Cumhuriyet Meydanı'nda tuvalet yok biliyor musunuz? Bu meydanda tuvalet yok. Evet. Caminin altında yeni yapılan Gazi Süleyman Paşa Camisi yani Sinan Meydanı'ndaki Gazi Süleyman Paşa'nın adını taşıyan bir ilçede, bir mahallede olan
Merkez Sinan Bey Camii'nin girişinde altar erkeklere yaptılar. Bayanlar müftülük tarafında girişte. Bunu kim biliyor? Yerliler bir çoğu bilmiyor bunu. Tuvalete gider diye tabela mı koyacağız yani? Yani bir bayan arabadan indi. Bir bayan arabadan indiği zaman göremiyor. Evet. Benim parkın içindeki şimdi zabıta memurları için böyle yapılan inşaatın olduğu yerde eskiden o parkın içinde bir tuvalet vardı. Evet. Turan Emeksiz Parkı'ydı bizim parkımızın adı. Geyve Belediye Parkı'nın adı Turan Emeksiz Parkı. Turan Emeksiz kimdi? Turan Emeksiz üniversite olaylarının başladığı zaman öldürülen ilk üniversite öğrencisiydi. Evet, tamam. Evet. Bu parkta vardı, o da yıkıldı. O zaman benim utanarak anımsadığım bir anım var. Tarakla arabası durduğu zaman tarakla arabasından iki tane arkadaşım indi. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Ya Namık dediler, bizim arkadaşımız, bizim hanımların tuvaleti var. Ve ben çok utandım. Yok, götüreceğim bir tuvalet yok. O taksileri hemen çağırdım. Evime yolladım. Taksiyi de beklettik. Gittiler, aldılar, geldiler. Şoförü de rica ettim. Şeker hastası, gitmek zorunda kadınlar. 50 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz abi. Yani yaptığınız yollara bir şey demiyoruz. Yaptıklarınıza bir şey demiyoruz. Yani bu çok insani bir özelliktir bu. Evet, sanırım gelelim özel eğitim kurumlarına. Evet. Özel eğitim bedensel ve zihinsel engelli olan vatandaşlarımızın eğitildiği kurumlardır. Özel eğitim onurumla söyleyebiliyorum ki Geyve'de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özel eğitim okulları var. Özellikle özel eğitim anaokulu Ali Fatpaşa Beldemiz'de var. Hocam az bir keseyim. Temin söyledim, şeye geldi, laf kalabalığına geldi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Engelliler. Evet, çok güzel. Yani her birimiz bir engelli adayız biz. Evet, engelli adayız. Engellilerimizden çok fazla bir şey istemiyor. Kendi yaşamaklarını istiyorlar. İnsanca davranmasını yani, istiyorlar ya. Kimse onlara acımasını istemiyor. Evet, evet, çok doğru bir şey. Haklarını ellerinden almasınlar. Haklarını onlara versinler, onlara o yetiyor. Evet. Şimdi ben Akyazı'da ne kadar engelli parkı varsa, araç parkı varsa engelsizler, beyin engelliler tarafından doldurulmuş parklar var. Aynı şey Geyve içinde geçerli. Yani beyin özürlülerin doldurulmuş parklar var. Endek'te de aynı. Yani ben o kadar dolaşıyorum, park yeri bulamıyorum. 500 metre, 1 kilometre ileri bırakıyorum arabamı. Otopark yerlerine bakıyorum. Engelli yerlerine engelsiz. Ben bir tartışma yaşadım Geyve'de. Engelsiz. Engelli bir vatandaş, plakalı adını vermeyeceğim. Sakarya dışında plakalı. Aracını engelsize bıraktı. Arkadaşım, burası engelli yeri dedi. Ne olur bırakırsan dedi. Özür dilerim. Sizi engelli olduğunuzu plakanızda yazmıyordu. Zihinsel engelli olduğunuzu anlayamadım ben dedim. Hı. Kıpkırmızı oldu adam. Evet. Yani olmaz. Bizim başlayabilir miyim efendim? Hemen onu söyleyeyim yani. Zaten kısıtlı imkanları var engellilerimizin. Onlara da gasp etmeyelim. Yani ben sadece araç otoparkından bahsediyorum. Yürüyüş yollarıydı, şuydu, buydu. Bir sürü engeller var onlara da. Ama en azından şu araç parklarında. Yani bir notere gelen engelli aracını ona tahsis edilmiş yere park edip gidip orada işini görmesi lazım. Bir şey daha söyleyebilir miyim sözünüze? Buyurun. Estağfurullah. Bazı devlet kurum ve kuruluşlarında asansör yapıyorlar, engelli asansörü. Hayır, engelli asansörü bir kere elektrik yakıyor. Bakıma ihtiyacı var, bakım masrafı var, arızalanıyor. Ve de arabanızla giriyorsunuz, arabanızla dönme şansınız pek yok içinde. Arabayı döndürüyorsunuz, arabanın engelli yanında olan vatandaş girip çıkamıyor bu sefer. Evet. Onu yapmak yerine engelli rampası niye yapmazlar kurum ve kuruluşlara? Ama asansörde kat çıkacak yani engelli rampası. Hayır, engelli rampası sadece toprak zeminden ana bina girişine kadarki olan yer. O bölümü söylüyor. O. Şeyler içindeki demiyorum. Onda asansörde hocam, katlar, özel halk otobüslerinde büyük şehir bunu koymuş. Evet, yasa olarak koymuş. Engelli rampaları var. Hiçbir tanesi çalışmıyor. Evet. Geçen gün Akyazı'da her gün yaşanan olay. Ya yani bir engelli gidecek. O minibüs geliyor, durmuyor. Ne oldu? Niye durmuyorsun kardeşim? Niye alıyorsun ben engelliye buradan? Rampam bozuk benim. Yok, onu zihinsel engelli bir vatandaş kullanıyor arabayı. Onun için
bunlara çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Hatta vatandaşlara ben buradan, yani ihbar edin ya. Eğer benim arabam da varsa engelli parkında, ihbar edin kardeşim. Ben, arayın polisi. Ve ben zabıta arkadaşlarım. Arayın polisi. Zabıta ceza. Duyarlı olmadığını istiyorum. Zabıta ceza yazamaz. Zabıta yerel olduğu için ceza yazamaz kolay kolay. Ama polisi arayın kardeşim, gelsin siyasi cezasını yazsın. Siyasi ötürü mü? Gel cezasını yazsın. Buyurun hocam. Estağfurullah. Mesela bu engelli, doğuştan engelli olan, bedensel engelli, cüzinsel engelli, farklı hastalıklar var. Onlardan ötürü eğitime muhtaç çocuklarımız var. Kız erkek fark etmiyor. İşte bunlar için Ali Fuatpaşa mahallemizde Ali Fuatpaşa'da özel eğitim anaokulu var. Evet. Yine Doğançay'ımızda, Doğançay mahallemizde çabuk dönelim hocam. Özel eğitim ilkokulumuz var. Ali Fuatpaşa'da özel eğitim ortaokulumuz var. Osman Gazi ve Atatürk ortaokullarımız var. Beni çok sevdiğim, çok saygı duyduğum Gey ve Sinan Bey Metal müdürü var. Kendisine saygı ve selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Büyük destek gördüm kendisinden bugün. Hasan Hüseyin diye bir arkadaşım var benim orada. Orada da bugün ziyaret ettiğim bu okulda yarın sergi açılıyor. Engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, yavrularımızın el işlerinden oluşan bir sergi açılıyor. Bu Gey ve Özel Eğitim Sinan Bey Metal Lise Akşamki Sanat Okulu'nda, Geyve'de Akşamki Sanat Okulu'nda yarın açılıyor. Saat kaçta? Davet de olmuş olur aynı zamanda. Orada tarife birazdan gelecek. Evet, burada bakın. Saat 11'de. Evet, saat evet. 11'de açılacak. 11 Mayıs, o yarın saat 11'de. Evet. 30 tane öğrenci var. 11 öğretmen var. 3 yardımcı personel var. Bu sergiyi hazırlayanlar. Bakın bunlar bizim çocuklarımız. Evet. Çünkü her birimiz bir engelli adayız. Evimize sağlıklı döneceğimizi senet imzalamadık biz. Bunlar... yarışmalar var, şiirler var. Bu yarışmalarda dereceye kazanma madalya hak eden öğrencilerimiz var. Yarın bu öğrencilerimize bu programda madalyalar verecek. Bir de işin en hoş yerisi, çok beğendiğim bir uygulama. Her öğrenci madalya alacak. Her öğrenciyi bir yarışmada birinci seçmişler. 30 öğrenci 30 madalyayı alacak yani. Evet. Çok güzel. Aklemek istedikleriniz varsa diğer konuya geçelim. Evet, diğer konuya geçelim. GYB Kaymakamlık ve Rebo Turnuvası. Evet, biraz çabuk çabuk gidelim hocam. Süre daralıyor çünkü bayağı. GYB Kaymakamlığı Atatürk Spor Salonu'nda kurumlar arası voleybol turnuvası düzenledi. Bu düzenlemede o kadar güzel enstantaneler var ki. Ve bakın ben özellikle seçtim bu fotoğrafları. Benim çok üzüldüğüm bir şey var. Bakın hiç seyirci yok. Evet. Yani... bu kurumların, bu takımların temsil ettiği kurumların ne yöneticileri var, ne çalışanları var, ne oradakilerin, gelenlerin aileleri var. Kimseler yok orada. Bu çocuklar zaman ayırıyorlar. Gelip orada antrenman yapıyorlar. Ve maça çıkıyorlar, terliyorlar. Kalkıp gidiyorlar arabalarını binip. Ne olur bir seyirci gelse, alkışlasalar bunları. Ama en azından şunu şöyle de bir eleştiri yapayım ben. Tamam, vatandaşın gelmesi lazım. Bunlara destek vermesi lazım. Bile yok. Pek yok. Aileleri de yok. Ben oradaki ben onu demiştim. Halası yok, dayısı yok, teyzesi yok yani. Aileleri yok, çocukları yani yok. En azından onlar gelse, onların yanında birer kişi gelir. Benim yani. Kelim de okur, döner kendi okur. Yani kendileri çalıp kendileri oynuyor bu vatandaş. Bunlar bir kurumu temsil ediyorlar, bu kurumu çalışanları. O niye yok? O Kaymakam Bey var mıydı? Yani devletin verdiği imkanları yakınlarından göremiyor. Kaymakam Bey'e bizim bir özelliği var. Geçen seneki turnuvadan biliyorum. Kaymakamlık ekibi voleybol oynarken çıkıp voleybol oynuyor o da. Evet. Ben kaymakamlık maçlarını, kaymakamın olduğu maçlara özellikle gitmek istemedim. Bu arkadaşları istedim. Çünkü yanlış anlaşılmak istemedim. Gelsin burada da oynasın. Yani bu takımlar oynasın da sembolik şey olarak... Yok gelsin burada da oynasın. Sembolik madem. Olarak oyna diğer takımlar. Oyna. Sen geldin, en az 10 tane daire müdürü evet. Seninle beraber gelecek. Yani senin yanında belediye başkanı gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Orada en azından bir 50-60 kişilik kalabalık olur. Bir de siz girersiniz aralarına çocukların. 17 tane takım var. Ya Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Kredi Yönetimi var, müftülük var. Esnaf odası var, belediye var, Denizbank var, emniyet var, Ali Fatma Şurası şey var, ilçe tarım var, orman işletmesi var, Atatürk Ortaokulu var, Şehir Serdar Ortaokulu var, hastane var, Atanır Bulut Ortaokulu var, Kaymakamlık var, Elvan Bey Lisesi var, Osman Gazi Okulu var, Geyvan Odalı Lisesi var. Kimse yok orada. Ya saydın ikişer kişi gelse de ne oldu orası ya? Değer kişi gelse de 17 kişi yapar. Her okuldakinden orada ne gelse de oldu orası ya?
Ya yoklar kardeşim. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Evet, evet. Yani. Demek istediğim o ki kendileri spor bir etkinlikse, insanların zaman ayırıyorsa, yoruluyorsa, emek veriyorsa, en azından bir verilen bu emeğe, bu dökülen tere, orada seni temsil edenlere bir saygın olmalı. Gelmelisin orada, oraya kardeşim. Yani. Orada çocuk, engelli kardeşimiz bir sayı aldığında orada iki kişi kalkıp alkışlasa onun durumu farklı olur. Göreceğiz bakın bu şeydeki oradaki haber de yapacağım ben ona. Evet. Yarın bakalım 11'de kaç kişi gelecek oraya. Evet. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, hemen gelin hemşehrilerime de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, hem de geçelim. Evet, 15 dakikalık süremiz var. Evet. Doğru. Biraz hızlı geçeceğiz. Evet. Çocuk şenliği düzenlendi Endek'te. Çocuk şenliği. Evet, Endek 1. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatının organizasyonunda ilk önce Çamlıca Mahallesi'nde çocuk şenliği düzenlendi. Çamlıca'daki çocuklar şenlikte doyası eğlendiler. Dev oyun grupları kuruldu. Burada çocuklar gönüllerince eğlendiler. Çocuklara hediyeler verildi. Yani büyükler de izlerken çocukları çocukluklarına gittiler. O çocukluk yıllarını hatırladılar. Çocuk şenliğinin ikincisi Yeşil Yurt bölgesinde Kurtköy dediğimiz mahallede yapıldı. Burada da aynı şekilde çocuklarla birlikte hatta oraya gelen başkanlar da eğlendiler. Çocuklar burada yani bir mutluluk duydular ki onların yüzündeki bir tebessüm bana göre dünyadaki en güzel şey. Çocukların sevinmesi kadar, çocukların mutlu olması kadar. Evet. Bunu Endek Belediyesi de yapıyor. Endek'te yani özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte, belediye ile birlikte 4 yıldır çocuk şenliği düzenleniyor. Çocuklarımız hatırlanıyor. Mutlu olmaları, onların gülmeleri yetiyor zaten. Onlar çünkü geleceğimiz... çocuklar bizim yarınlarımız. Evet. Evet, çocuklarımızın mutlu olma. Çocukların mutlu olduğu toplumlar mutlu toplumlardır. Çocukların mutsuz olduğu toplumlar yani mutsuzdur. Bunu her zaman kabul etmemiz lazım. Ona göre de çocukları sevindirmemiz gerekir. Çocukların çocuk şenliği üçüncüsü de Kapalı Pazar'ın bulunduğu yerde yapıldı. Burada da güzel bir etkinlik oldu. Yani 1, 2, 3 yani Hendek'i çocuklar şurada özellikle bir haftadır çok mutlular. Bu da bizi mutlu ediliyor. Bunun yanında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle de Hendek Belediyesi, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aynı zamanda Ortopedik Engelliler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde Engelsiz Çocuk Şenliği düzenlenecek. Ve bu engelli çocuklar için yapılan bu şenlikte şey de güzel, slogan da çok güzel. Engel yok, eğlence çok. Evet. Engelsiz çocuklarımız da mutlu olacak. Ben engelli çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıralım diyoruz toplum olarak. Unutmayalım ki hepimiz engelli adayız. Yani kimin ne olacağı belli değil. Empati kurmamız gerekir. Engellilerin yaşadığı zorluklara empati kurarak bizlerin hissetmesi gerekir. Ona göre davranmamız gerekir. Zaten 10-16 Mayıs Sayın Alaaddin Bey'in söylediği gibi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Birleşmiş Milletler kararıyla 156 ülkenin üye olduğu bir anlaşma yapılmış. Bu anlaşma gereği engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, güçlendirilmesi ve bizlerle eşit haklara sahip olma arası için mücadele edilmesi ve bunların haklarını katılıyorum Sayın Alaaddin Bey'e de güzel dedi, vermemiz gerekir. Ama maalesef özellikle istihdam konusunda biz engellilerimize yeterli haklarını vermiyoruz veya onların istediği işlerde de istihdam etmiyoruz ve bunun sıkıntılarını olmuyor. Bunların sıkıntılarını yaşıyoruz. İlçemizde bizim mesela örneğin bir engelli şeyimiz var, milletvekili adayımız var, Yaşar Aygüneş. Yaşar Aygüneş engellilerin hakkını arıyor, iyi de mücadele ediyor. Evet. Her ne kadar... engelli Büyükşehir Meclisi üyesiydi, şu anda evet, evet. Milletvekili adayı. Evet, şu an milletvekili adayı. Her ne kadar engelli sırası 5. sırada olsa da Yaşar Aygüneş her yerde söylüyor, engellilerin haklarını arayacağını, koruyacağını. Keşke ön sıralarda böyle bir engelli bir vatandaş olsa da, bütün partilerde olsa bu eşitlik sağlansın diyorum. Ya, Özal döneminde engelliler için bir sıra veriliyordu. Evet. Evet. Kazanacak yerden veriliyordu. Kazanacak yerden evet. Bir sıra veriliyordu. Evet. Evet. Sonra bu demek ki... Kurum ve kuruluşlarında da engelli kadrosu var aslında. Evet. Evet. Ben yani ben... devlet kendi imkanlarından verirken bu ama bu seçme seçilme işine geldiğinde önceliği göstermiyor yani. Evet. Evet. Ben bir engelli
kardeşiydim. Abim vefat etti. Allah rahmet. 35 yıl engelli şekilde yaşadı. Biliyorum yani, ama kim bu engelli hakkını öne sürüp savunuyorsa, ve ben Ali İnci'yi bu konuda takdir ederim. Engellilere hak tanımaz olduğunda. İlk belediye başkanlığından sonuna kadar engellilere bir takım imkanlar sağladı. Akülü araçlardan tutun, manuel araçlara kadar dağıttı. Onları şeye çıkardı, toplumu çıkardı. Hatta örnek bir düğünde yaptı. Yani bir belediye başkanı yaptı bunu. Şimdi Sayın Turgut Babaoğlu yapıyor. Bu da çok güzel işler yapıyor. Bunlar yani sevinirici olay. Siyasetçiler, siyasetçiler engellilerimizi lütfen her zaman hatırlasın. Sadece bir haftada değil, bir günde değil, her zaman hatırlasınlar diyorum. Bunun yanında Endek Spor Kongremiz vardı. Çünkü çabuk çabuk geçiyor. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Moderatörümüz gözümüzün içine bakıyor. Biraz hızlı diyor. Evet, Endek Spor Kongresi. Evet. Endek Spor evet. Endek Spor Kongresi yapıldı. Hüdaverdi Bahadır tek listeyle aday oldu. Bence yani doğru bir karar ama geç alınmış bir karardı. Evet. Keşke Endek Spor profesyonel ligdeyken bu karar alınsaydı. Bu karar alınsaydı. Hüdaverdi Bahadır'ın bir özelliği Sakaryaspor'da yapmış olduğu profesyonel yöneticilik var. Bunun yanında geçici sürede başkanlık yapmıştır. Başkan vekili yapmıştır. Profesyonel camiayı da tanıyan bir insandı. İyi bir başkanlık yapardı. Yani Endek Spor'da düşmeyebilirdi diyerekten. Bu tabii benim şahsi görüşüm. Evet. Ya yani bu beni ilgilendiren bir düşünce. Birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Özellikle gazeteciler hatırlandı. Gazetecilerle bundan sonra çünkü evet, Endek Spor'la gazeteciler evet, büyük sorunlar yaşadı. Sadece biz değil yani Sakarya'daki gazeteciler de sorunlar yaşadı zaman zaman. Hüdaverdi Bahadır'la bu sorunların kalktığı, basınla birlikte daha güçlü bir Endek Spor olacağına inanıyorum aynı zamanda. Tabii burada en önemli unsur başarıda belediye başkanı Turgut Babaoğlu oluyor. Çünkü Turgut Babaoğlu konuşmasında da söyledi. Ben de Endek Spor'a elimden gelen yardımı yapacağım dedi. Ne gerekirse yapacağım dedi. Eski başkanı da Murat Kaya'yı da burada bir kenara koymayalım. O da güzel mücadele yaptı ve çok güzel de bir veda yaptı Murat Kaya. Evet. Murat Kaya nasıl veda yaptı? Güzel bir konuşma yaptı bütünleyici. Aday olmadığını söyledi ama bundan sonra Endek Spor için bir şey olduğu zaman elinden geleni yapacağını söyledi. Ve güzel bir plaket töreni düzenledi. Herkes onur etti orada yöneticilerini. Oradan da evet güzel bir çalışma. Çok dostça bir uygulama. Evet, Hüdaverdi Bahadır'la birlikte oradaki kongreden çıkan asıl amaç üçüncülük hedef. Hedef evet. Üçüncülüktendi. Hüdaverdi Bahadır'a da Allah kolaylık versin. Yollarla, asfaltlarla, şantiyeyle, belediyenin sokaktaki taşıyla bir de şimdi spor girdi araya. Evet. Bir de iddialı biridir. İddialı bir şey yok. Karadeniz olduğundan dolayı inatçıdır. O kadar inatçı bir kişiliği vardır. Ve ben başarılı olacağına inanıyorum. Yalnız Endek Spor'da bunu söylemeden geçmeyeceğim. İsteyen kızan kızabilir, darılan darılabilir ama burada bir olağanüstü şey alın, federasyondan gelen bir kararla kulüp ibaresinin tek kalması, dernek şeyinin kalkması için, kulüp olarak şey olması için. Endek Spor Derneği mi? Evet, Endek Spor Kulübü oldu. Kulübü. Bunun için kongre yapmak zorundadır ve seçim sokuldular ya. Ama keşke o gün mali tablo açıklansaydı. Evet. Endek Spor'un borcu var mı? Ben bir gazeteci olarak bilmiyorum örneğin. Borcu Endek var mı? Ne kadar borcu var? Kime borcu var? Bunların açıklamaları yapılmadı. Bunu ben bir küçük eksiklik gördüm veya unutuldu veya belki önümüzdeki kongrede açıklamayı düşündüler. Belki de seçim sonradan alındı ama ne olursa olsun bir yönetim bırakıyorsa yeni gelen yönetim borçlu bir kulüp mü alıyor ve ne olursa olsun üyelerin kulübün mali tablosunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar okunmadı. Bunların şeffaf bir şekilde açıklanması gerek. Ama geç kalınmadı. Belki Hüdaverdi Bahadır Başkan sesimizi duyar. Yakın bir zamanda kulübün mali tablosunu basına da vereceği bir kahvaltıda açıklayabilir diye düşünüyorum yani. Endek Spor'un. Endek Spor farklı olacak. Bunu buradan söyleyelim. Endek Spor şeyini de kapatalım. Endek Spor'da Hüdaverdi Bey'e başarıları diliyorum ben. Hüdaverdi Bey çalışkan bir insandır. Evet. Gerçekten bu işin üstesinden çok çok rahat evet. Gelir. Kimsenin de çekincesi olmasın. Doğru bir karar. Evet. Doğru bir karar. Evet. Seneye bu kararı burada konuşuruz. Evet. Neler yaptığını o zaman hak verir. Evet. Bizi izleyicilerimiz. Ben yeni seçilen yönetime de başarılar diliyorum. Başkana da başarılar diliyorum. Geçmişte hizmet eden arkadaşlara da, başkana da, yöneticilere de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir de şeyimiz var. Endek Spor şeyini kapattıktan sonra Endek siyaset var. Endek 2'yi verir misiniz arkadaşlar? Evet.
Endek siyasette Milliyetçi Hareket Partisi çok bu haftayı dolu dolu geçirdi. Basınla bir kahvaltı yaptı ilk önce. Alparslan Türkeş Parkı'nda bulunan bir kafeteryada kahvaltı yaptı. Kahvaltıya yeni seçilen Oğuz Alkaç il başkanı katıldı. Burada gazetecilerle sohbet edildi. Gazetecilere sorular yöneltildi. Gazetecilerin yönelttiği sorulara da Sayın İl Başkanı çok net bir şekilde, şeffaf bir şekilde cevap verdi. Hüdapar konuşuldu. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Milliyetçi Cephe ve Hendek'te Cumhur İttifakı'nı en çok zorlayan bir soru var. İşte Sayın Emniyet Müdürümüz şehit olan Diyarbakır'da, yani konuşurken bile zorlanıyoruz. Gaffar Okan müdürümüzü. Bunun Hüdapar tarafından şehit edildiği yönünde ve bu yüzden Cumhur İttifakı'na oy verilmemesi yönünde ilçe komayında bir sürü söylemler oluyor. Sayın İl Başkanı çok güzel cevapladı. Bizim de Hüdapar'la dedi Cumhur İttifakı içinde yapılmış bir anlaşmamız yok dedi. Bir. İkincisi Hüdapar dedi Sayın dedi Emniyet Müdürümüz şehit edildikten 11 yıl sonra kuruldu. 2012'de kuruldu dedi. Üç dedi. Biz zaten dedi Hüdapar ya da Hizbullah gibi terör örgütleriyle anılacak bir parti değiliz dedi. Ama dedi bu seçim şeyleri dedi insanlar kazanmak için bir takım hileler yapıyor diyerekten söyledi. Daha sonra bir gazetecinin uyuşturucu ile ilgili sorusu oldu. Gerçekten uyuşturucu bir bela. Yani, Hendek'te de kullanım ilk öğretim çağına düştü. Gençlerimiz uyuşturucu batağına gitmek üzere. Yani ülke olarak da önceden biz transit ülkeydik. Şu an pazar ülke durumuna geldik uyuşturucuda. Onunla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi'nin net tavrını söyledi. Kesinlikle dedi. Biz dedi etkin bir mücadele yapacağız. Emniyet müdürlerimizle görüşeceğiz. Ya bölgeden bu uyuşturucu belasını temizlemek için elimizden geleni yapacağız dedi. O sırada Kadir Kazın TV264'e gelir Dikmen Yaylası der. Hendek'te bir kahvaltı olur. Basın Dikmen Yaylası der. Yaylaları sordu. Evet. Yaylaları sordu. Hatta biz dedik ki sana şu türküyü yaylalar yaylar dilo yaylalar bu türküyü söyleteceğiz sana en son dedi. Takıldık kendisine. Güzel bir bilgi verdi orada da. Kadir Kazın diyor ki yaylalarımızın diyor yayla konumuna gelmesi lazım diyor. Orman vasfında görülüyordu. Orman içi dedi. Tabii bu sadece bizi de Akyazı bölgesini de ilgilendiriyor. Sayın İl Başkanı bu konuyla ilgili biz dedi çalışma yapacağız. Gerekeni dedi yapacağız. Yayladaki insanlarımızın haklarını koruyacağız. Yaylalarımızın dokusuna dokundurmamak için elimizden geleni yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi dedi zaten bu konuda dedi tavır bellidir dedi. Kadir Kazın da bu şekilde cevabını aldı. Kulakları çınlasın ama hala bir Dikmen Yaylası'nda sucuk partisi sözü var. Bunu da buradan söyleyelim yani Sayın Kadir Kazın. Ama kar yağdı gidemedik. Evet. Kadir abiye haksızlık etmeyin. Evet. Çağrı'da gitmedik mi abi? Ya abi kar yağdı gidemedik diye Çağrı'da gitmedik mi? Evet. Gideriz. Hüdeyedik de yolda kalaydık yani. Bir abi gittik ya Ramazan'da gittik işte yani. Bir de burada sık sık Alaaddin abi gündeme getiriyor. Cumhur İttifakı'nda diyor belediye başkanı Turgut Babaoğlu hep yalnız kaldı diyor. Onun sorusu da soruldu il başkanına. Dendi ki Cumhur İttifakı'nda Hendek Belediyesi'nin projeleri hep aksadı veya durduruldu veya engellendi. Bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılacak mı dedi. Zaten mesajı aldılar. Seçimden sonra bu projelerle ilgili Cumhur İttifakı'nda gereken çalışmalar yapılacak. Zaten Muhammed Levent Bülbül de sahada her yeri dolaşıyor ve büyük ilgi duyuruyor. Çalışmaları çok muhteşem. Kuzey, güney, doğu, batı hem de komple taramış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çalışması etkin bir çalışma. Kamu kurumlarında dolaşıyor. Burada da sevgi saygıyla karşılanıyor. Ben Muhammed Levent Bülbül ile Milliyetçi Hareket Partisi Hendek'te bayağı oylarını arttıracağını düşünüyorum. CHP'ye gelince, CHP'yi zaten mitingde değerlendirdik. İyi bir ilçe başkanı ve iyi bir ilçe örgütü var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hendek'te. Millet İttifakı'nın arasındaki İYİ Parti ile CHP arasındaki mesafenin biz gerçek olarak Hendek'te çıplak gözle görüyoruz. CHP Millet İttifakı'na sadık bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Ama aynı şeyi İYİ Parti'nin yapmadığını görüyoruz. Ve mitinge de çok müthiş çalıştılar. Telefonla üye olanı, üye olmayanı. Herkes aradılar. Gazeteciler aradılar, haber yaptırdılar. Ve müthiş bir katılım sağladılar diye notları düşerim kenara. Evet. Hendek ilçe örgütünü buradan yani Millet İttifakı'nın çalışmalarından dolayı Millet İttifakı üyesi olan liderlerin, il yöneticilerinin de dikkate almasını temenni ediyorum. Abi vakit var mı?
Bir iki dakika olabilir. Tamam. Kadın politikaları konuşuldu. Kadın politikaları KÇP'in başkanı da oradaydı. Ben de yiyorsun iki dakika yani. Sen de mi? Tamam. Tamam. Kadınları şey yapalım, kapat. Tamam. KÇP'in kadın kolları başkanı da oradaydı. Zübeyde Gürbüz Hanım. Zübeyde Gürbüz Hanım da çok iyi. Yani özellikle ittifak ruhunu hareketle şey yapıyor. Ve Sayın Bülbül'ü de sahada yalnız bırakmıyor. Ülke Ocakları aynı şekilde yalnız bırakmıyor. Burada kadınlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha dikkatli olması gerekti. Hatta Hendek Belediyesi'ne bir kadın belediye başkan yardımcısı olacak mı diye Sayın Babaoğlu'na soruldu. Herhalde benim tahminim şeyden sonra, belki seçimlerden sonra bu konuyla ilgili bir çalışma yapılacağını düşünüyor. Sayın Babaoğlu şöyle bir cevap verdi. Bizim kafamızda dedi evet vardı ve yapacaktık dedi. Fakat dedi o dedi hanımefendinin dedi yani ev hanımı. İş yoğunluğundan dolayı dedi. Çünkü başkan yardımcısı dedim mi devamlı sahada evet, olacak. Sağda olacak. O yüzden dedi yapamadık dedi. Ama dedi kafamızda var dedi. Milliyetçi Hareket Partisi kadınlara önem verdiğini gösterdi. Zaten Türk milliyetçinin olduğu yerde kadınlar zaten bizim baş tacımız. Yani Kaan bile savaşa giderken orduyla ülkeyi katuna bırakıyordu. Biz öyle bir töreden, öyle bir kültürden geliyoruz. Kadın her zaman için Türk milliyetçilerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde kenara atılmamıştır. Hep ön taraftadır. Bunun bir sürü de örnekleri vardır. Yani bunları saymakla bitmez. Zamanımız daraldı. Çünkü zamanla yaşıyoruz. Biraz çabuk geçtik. İzleyicilerimiz bu konuda bizi hoş karşılasınlar. Kadın insandır, erkek insan olur. Evet, o da güzel bir şey. Hanım deriz zaten, hanım. Yani ben sizin neyinizim? Evet. Hanımsın. Hanım yani, o şey, zaten benim yetiyor. Hanım dedi, hanımına gösterdi. Ben sizin hanınızım, bu da benim bu da hanım. Benim hanım. Evet, bu da, evet. Evet, İsmail Bey. Evet. Nereden başlıyoruz? Hıdırellez pilavından başlayalım, iyiden başlayalım, şeye doğru gidelim. Güzellikler, Hıdırellez pilavı. Yılın ilk lira Hıdırellez pilavı var. Pamuk kova işi verir misiniz? Şimdi pamuk kovada bizim artık geleneksel hale gelen özellikle Mayıs ayında ve sonrasında Haziran'a geçen kadar. Geçen sene çağırdık mı? Sana çağırmadım pilavı. Bu daha ilk pilav bu. Öyle mi? İlk tamam, pilav bu. Tamam. Şimdi bu değil. Pamuk kova Hıdırellez. Yılın ilk Hıdırellez'i. Pamuk kova 3. Pamuk kova 3. 3. Şimdi bu sene pamuk kovada İlk Hıdırellez, geleneksel Hıdırellez pilavı İsebalı Mahallesi'nde yapıldı. Katılım gayet güzeldi, gayet iyiydi. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının gösterileri büyük ilgi topladı. Güzel bir organizasyon yapmışlar. İlk pilav olmasına rağmen gerçekten kalabalıktı, güzel. Bütün siyasi partiler hemen hemen oradaydı. Mesela işte Pamukova Belediye Başkanı Güven Öğün, AK Parti İlçe Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, burada kendi karşı taraftaki ortada oturan Arif Çakıl. Aynı zamanda işte milletvekili adayları Murat Kaya, işte bölgenin çocukları oradaydı. Evet. Kimdi? Murat Kaya. Diğeri ise... Tamam, bilmiyorum tamam, beni kötü. Buyurun, buyurun, devam edin. Diğeri ise Azize Çaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı Azize Çaroğlu da Pamukova'dır. Pamukova'nın çocuğu. Tabii Murat Kaya da yani bölgenin çocuğu. Onlar özellikle çok ilgi gördüler şeyde. Tek tek gittiler. Hıdırellez pilavına gelen özellikle misafirlerle birebir ilgi, yani birebir iletişim kurdular. Destek istediler. Tam zaten siyasetçiler için bulunmaz bir şey, mekan. Kalabalık var. Bayanlar orada, çocuklar orada, işte herkes orada. Kalabalık bayağı. Yani. Bayağı kalabalıktı. Yani onlarca tava pilav yapılmıştı. Tabii sadece pilav derken bulgur pilavı da var. İşte diğeri de var. Ayran da. İşte bir de bunun olmazsa olmazı yufka dediğimiz. Bu yufkayla yersin onu. Şeyle kaşıkla değil. Yufkanın arasına koyuyorsun, böyle yiyorsun. Tamam mı? Yani bizim oraların geleneksel bir şeyi. Evet. Tabii ki insanları buluş... Pilav bahane, muhabbet şahane. Tabii. Ha, güzel. Yani insanları insanları buluşturuyor. Evet. İşte ne bileyim farklı tamam, şeyler. Burada İstanbul'dan, şuradan, buradan. Tabii. Ama biz de olsak iyi olurmuştu yani. Yani
Ya. Abi İsmail yok, yerken yok. Havalar ısınsın dedi. Yok, havalar ısınsın. Yerken tamam. Çağırma İsmail. Yemek yerken yok, çağırma. Yok. Bu ilk pilav olduğu için yani şey yapmadım. Ben dediğiniz doğru, biraz daha havalar ısınsın. Ben zehirleneyim diye düşünmüştüm. Yok, geçen gittiğimizde şey güzeldi. Yayla tarafı. Aa, yukarıya çıkmıştık değil mi? Aa, orası güzeldi. Akçakaya gittik. Akçakaya. İnşallah bu sene de hepimiz böyle toplu halde yine ilçelerde gündem ekibi olarak bir pilava misafir oluruz. Yani güzel bir şey geçti. Ben başta köy muhtarı Ahmet Özer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten orada gençler... Bu havada nasıl yapacağım bunu? İyi ki yapmışsınız. Nasıl? İyi ki yapmışsınız. Bu havada nasıl olacak? Evet o? Yani iyi ki o zaman olmuş. Doğru söylüyorsun. Azize Hanım'la ilgili birkaç cümle kullanabilir miyim? Tabii. Azize Hanım geçen hafta benim bir internet televizyonda konuğumdu. Kendisi de 2 saate yakın bir program yaptık. Gerçekten hanımefendi evet. Ve şeyi de Pamukova bölgesinde çok seviyor. Evet. Ben buradan kendisine de bir selam söyleyeyim. Şimdi yani Azize Çaroğlu özellikle ben orada gördüm. Mesela bizim oralarda şalvar dediğimiz şalvar ayağına geçirmiş. Evet, evet. Tek tek gitti orada. Hemen arkadaşlarıyla buluştu. Ya yani güzel bir etkinlik oldu. İşte Mehteran takımının Mehteran gösterileri de özellikle çok ilgi topladı. İnşallah seneye daha iyisi, daha güzel olur. Tabii bundan sonra da pilavlar devam edecektir Pamukova'da. İnşallah sizleri de davet ederiz. Şimdi ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuz, yani biz haftalardır konuşa konuşa bitiremedik. Pazar yeri mi? Ama çözemediler kapalı hala. Pazar. Kapalı pazar yeri. Pamukova 1. Güven Başkan'ın başını yemesin bu pazar yeri. Gibi. Evet. Gibi. Şimdi biliyorsunuz borçlanma yetkisi istemişti geçtiğimiz haftaki Mayıs ayı meclis toplantısında Güven Başkan burası evet. için borçlanma yetkisi istemişti. Tabii bu borçlanma yetkisini istemesinin sebebi kendisini garantiye almaktı. Yarın bir gün olumsuz bir durum olursa, gelişen durumlar olumsuz gelişirse bu parayı bir şekilde evet. kredi çekip kullanacak ve burayı yapacak, tamamlayacak. Ancak şu anda esnaf odasıyla, esnaflarla belediye başkanı ve belediyenin arasındaki tüm bağlar kopmuş durumda. Pazar yerinden dolayı. Tüm bağlar kopmuş durumda. Yani hani biz buradan çağrı yapıyoruz ya, şu araya girsin, aman abim zarar etmesin, şu olmasın, bu olmasın falan diyoruz ama evet. tamamen koptu bağlar. Tamamen artık yani esnaf odası başkanı da, Güven Öğün de, esnaflar da tamamen bağ kopardılar. Ne Güven Öğün bir adım atıyor, ne esnaflar bir adım atıyor ve olay kilitlendi. Ha, siyasiler bu arada ne yapıyor diye düşünürüz. Evet. Şey söylersin yani, onu sorarsanız onu da söyleyeyim. Herkes kendi can derdine düşmüş durumda. Biliyorsunuz önümüz seçim. Herkes seçimin sonra. Derdinde, tamam mı? Ha, seçim sağ kalırsa bizim ha. adamımız diyecek. Yani evet, öyle görünüyor. Ama seçimden sonra da olsa bir ortak bir mutabakat noktasının sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü bu konuda esnaf odası ve esnaflar çok ketum. Artık esnaflar tam öyle o kadar birlikte şey yaptılar ki ta etlik şey kemik gibi oldular. Asla dağıtamıyorlar. Yani dağılmıyor esnaf. Evet. Yani sonuna kadar şeyin arkasında hedefe duruyor. Hedefe kilitlenmişler. Hedefe kilitlenmişler. Yani boş bir kilitlenme bu. Bak boş bir kilitlenme de bak abi. Bak, boş bir kilitlenme. Bak hep, yani, hep boşuna bak. Bu bak, burası. Ben bak, sen hep bunu savunuyorsun da bak. Bunu, ben savunmuyorum. Abi ben, bak. Ben şunu diyorum. Burası Pamukova. Kilitlemeyin kardeşim. Neresi olursa olsun. Şimdi şurada bir yatırım var. Şurada bir emek var. Bu başlamış. O onu söylemiş, bu bunu söylemiş. Şu olmuş, bu olmuş. Başlarken ortak yol. Başlarken yani ortak yol mutabakat. Kesip atmanın bir anlamı yok. Kamu zarar görmesin. Bak abi. Masrafa yazık. Bir benim anlatmak istediğim burada haftalardır şu. Siz hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki Güven Başkan'ın baştan yaptığı hatalar tamam. başına iş açıyor. Tamam. Şimdi ne esnaf geri adım atıyor. Yani bu ilçenin yok mu ileri gelene kardeşine sözü geçeni yok mu ya? Esnaf yok mu ya? Ya bak tamamen koptu. Bak geçen gün Murat Kaya gitti. Ya. Murat Kaya gitti. Murat Kaya esnaf odası başkanı. Ya Murat Kaya şimdi bu hiçbir şeye girmez abicim. Seçim ha, var. Tamam adam, bu işin olmayacağını. Esnafı karşısına almaz. Yalnız şu var. Şimdi buranın pazarlamasına başladık abi biz. Pamukova Belediyesi olarak pazarlamaya başladık. Broşürler bastırdık. Evet. Pazar pazar geziyoruz. Pazar yerinin yerlerini satmak için şey yapıyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Bak o hale geldik yani. O hale evet. geldik. Perşembe günü Geyve Pazarı. Zabıtanın elinde broşürler şeye dağıtıyor. Pazarcılara dağıtıyor. Cuma günü Osmaneli'deyiz. Oraya dağıtıyoruz abi. Dönüyoruz geliyoruz. Adapazarı pazarında. Adapazarı'nda burada pazarlara dağıtıyoruz. Şimdi bak.
baştan eğer bazı şeyleri düşünmezseniz böyle sıkıntı yaşarsınız. Kaldı ki artık müracaat süreleri veya sözleşme süreleri de bitti. 29 itibariyle, 29 Nisan hukuk itibariyle... Hukuk süreci ne o durumda? Hukuk süreci devam ediyor. Hukuk süreci devam ediyor. Yani Bölge İdare Mahkemesi'ne esnaf odasının açtığı dava şu anda devam ediyor. Ve herhangi bir daha karar çıkmadı oradan. Eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa zaten sıkıntı baştan aşağı daha da sıkıntılar yaşanacak. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iş olmayacak. Şöyle olmayacak. Şimdi esnaf odası ve esnaflar kafaya koymuşlar. Biz baştan yapılan hareketi asla kabul etmiyoruz. Belediye başkanı da bize bir adım atmadı şu ana kadar. Atmadığı için de biz de bir adım atmıyoruz. Tamam mı? Bu iş olmayacak. Yani bu işin olmasını biz istemiyoruz. Ha o, ne olacak? Kim kaybedecek? Pamukova kaybedecek. Bir defa bunda hemfikiriz. Ancak esnaf odası başkanına ben görüştüğümde şunu söyledi. Evet. Bak, esnaf odası şunu söyledi. Çok iddialı sözler söyledi. Yani çünkü esnaflar zaten birlik oldular. Dedi ki, bir, genel seçimler, iki, yerel seçimler. Esnaflar olarak bizi kale almayanlara cevabını orada vereceğiz dediler. Bak şimdi. Bu çok büyük bir laf. Çok büyük bir laf. Yalnız şunu da söyleyeyim. Çok büyük bir laf. Şimdi esnaf odasının önünde, esnaf odası başkanının elinde çok acayip bir koz var. Genel seçimler yapıldı. AK Parti'nin oyları düştü. Veya Cumhur İttifakı'nın oraya düştü diyelim. O zaman esnaf odası başkanı diyecek ki ben size demedim ya. Siz bizi söyle, biz kale bile almadınız. Sizin belediye başkanınız bunu yaptı. Biz de size bu cezayı kestik. Bu bir. İkincisi. 8-9 ay sonra... Fatura kesecekler ya. Tabii. 8-9 ay sonra... Bir şey sorabilir miyim orada? Yani AK Partili olan esnaflar kızıp da başka partiye verir mi pazar yerinden dolayı? Verirler çünkü müthiş derecede gelir bu ortaklık. Bak ortalık gerildi diyorum size. Yani ben belki bunu Cumhur söylüyorum. İttifakı fazla oy olsa ne diyecekler? Ha bir de o var. Ha bak Cumhur İttifakı fazla oy olsa değil. Bak 2018'de... tamam dur. O zaman söyleyecek fazla bir şey yok. 2018'de aldığı oyla şimdiki oyu karşılaştıracağız bakacağız. Şimdi evet. Buna göre kararımız verecek. Şimdi 8-9 ay sonra ne var? Belediye başkanı yerel seçimleri var. Orada da gerekli dersi vereceklerini söylüyorlar. Yani bu şekilde kilitlenmişler. Onun için güven başkanı diyorum ki adımını sen al. O da inat ediyor. Bu da inat ediyor. Etme ya git. Yani Sabri ile konuşabilirsin. Sabri Günay ondan büyük. Yani git abi de ne diyeceksen söyle bu işi halledin. Sonuç olarak burası Pamukova yapılıyor. Şimdi ben şöyle tahmin ediyorum. Konuştuklarımdan anladığımı söylüyorum sana. Burası yapılacak. Bir şekilde yapılacak. Evet. Ancak güven başkanı seçim kaybettirmek için de esnaflar çünkü birleşmişler. Elinden gelen her şey yapacaklar. Güven başkanı eğer kaybederse yerel seçimlerde ondan sonra gelecek olanla da herhalde şunu söyleyecekler. Ben anladığımı söylüyorum size. Bu burada kalacak. Yerel olanlar ne olacak? Şöyle olacak. Yukarıya da pazar açılacak. Buraya da pazar açılacak. Çarşamba günleri. İsteyen aşağıya gelecek, isteyen yukarı gidecek. Hoş böyle bir şey öyle şey bak, olmaz. Öyle şey olur olmaz. Belediye, bakın, belediye meclis olmaz dediğimiz şeyler. Bak, eski iptal bak, bak, kardeşim, oraya yaparsın. Bak, bak, bak şimdi, hep olmaz dediğimiz, bu zamana kadar hep olmaz dedik programlarda. Programlarda olmaz dedik, karşımıza ne çıktı gördünüz değil mi? Karşımıza çıkan bu. Benim kaç dakikam var abi? Arkadaşlar, senin dakikan bitti, kalmadı. Oo, ya benden bir şey kurdu. Kalmadı. Uzatmayacaksın işi. Neyi uzatacağım abi? Doğru bir şey konuşuyoruz yani. Konuşuyoruz, doğrudunuz da zamanla yarıştığın için tamam, uzatırsan hadi. İkinci tamam. Mevzun kalmıyor yani. Seçim çalışmalarına çok kısa şekilde girersen... Yok, seçim çalışmalarına girmeyeceğim. Girmiyorsun, peki. Gene birazcık vakit vereceğim ben size, benim fazla bir şeyim yok. Tamam. Şu Akgözü güreşi verir misiniz, Akgözü biri? İşte moderatör olmak öyle bir şey, en az vakti kendisi kullanıyor. Evet. En az vakti kendisi kullanıyor. Evet, burası gezdiğimiz inşaat halindeki. Çok güzel ya. Çok güzel olmuş. İyi olmuş valla. Şimdi burada ulusal resmi turnuvası. Size teessüf ederiz. Bize bak daha açılmış haberimiz yok. Sözü vardı değil mi? Evet, açılır Marmara açılır. Okul evet. Sporları evet. Serbest sizin güreş müsabakası. Evet. Ben söyleyecektim onu. Evet. Onu söyleyeceğim şimdi, sonunda söyleyeceğim. Marmara Okul Sporları serbest güreş müsabakaları bölgede tek olan bir spor kompleksi. Tek olduğu için burada yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinde ilk turnuva başladı.
bu bayağı bir geniş bir kitle, bayağı vilayetlerden gelenler oldu buraya. Türkiye şampiyonası galiba. Türkiye şampiyonası. Evet. Hemen bunun ardından yarın tekrardan Gençler Voleybol Türkiye şampiyonası var. Genel. Harika ya. Evet. Kocaeli, Bartın, Tekirdağ, Düzce bölgeleri maçlarını burada yapacaklar. Yani demek ki yaparsan çalışıyor. Evet. Evet. Hizmet. Yaparsan çalışıyor. İsteyince yani, oluyor. Yani oluyor. Bir sürü turnuva. Yani sıraya girmiş turnuvalar burada. Çünkü bölgede böyle geniş yaptı bir yer yok. Evet. Yok. Evet, doğrusu. Yani her branştan aynı yerde bir böyle bir kompleks yok. Spor kompleksi yok. Doğru. Yani Sakarya'da yok. Bolu'da, Bartın'da, şurada, burada zaten yok. Şu görüntü bile bakın. Cema kendilerinin olduğu yer. Oradan geçmiştik zaten. Evet, burayı görmüştük. Evet. Oralara gelmiştik. Evet. Biz oradan görmüştük. Aynı zamanda seçimden sonra belediye başkanımız Bilal Soykan İlçelerde gündem ekibini burada bir programa çağırıyor. İlçelerde gündemi burada yapalım dedi. Oo valla çok güzel. Tamam şimdi oldu. İlçe haliyle beraber önce gezeriz sonra oturup programımızı yaparız. Valla çok güzel olur. Böyle bir daveti de var belediye başkanımızın. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederiz. Bu tesisin Akkızlı'ya kazanılmasına emeğe geçen güzel kim varsa. Tesis. Kim ne derse desin. Yani bunda milletvekili olabilir, genel başkan yardımcıları olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama burada dişinle tırnağınla çalışan Bilal Soykan ve belediyeden paralar veren belediye de 80 milyona yapıldı, 40 milyonu sadece belediyeden çıktı bu paranın. Evet. Birçok belediyenin bütçesidir bu. Doğru. Bu ödenen para ve borcu yoktur. Çok güzel, borçsuz. Borcu yoktur yani. Borcu yoktur. Bir de güzel şansımız vardı, buranın müteahhidi. Şimdi isim vermeyelim şeyden. Tanıştık zaten o günde gezerken de görüşmüştük. Yani buranın müteahhidi de beyefendi bir başkanıyla öyle bir uyumlu çalıştılar ki yani normalde bu inşaatın durması lazımdı. Tüm devlet projeleri temelde şurada burada durdu. Bu devam etti. Her ne kadar belediye işte 40 milyon ödemişse, zamanında ödemişse de müteahhidin de buna güven duyması, bu güvenle beraber çalışması ve burayı bitirmesi. Evet. Ya burada emeği geçirdik. Yani müteahhit çalışanlar olsun, belediye çalışanlar olsun. Hepsine teşekkür ediyorum Akkız adına. Evet. Ben Bilal Soykan'a bir şey söylemek istiyorum. Ben Bilal Soykan'la aynı siyasi görüşü paylaşmıyorum. Bir defa bu kesin. Evet. Ama ben Bilal Başkan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten bunca ilçe arasında örnek gösterilecek belediye başkanlarından bir tanesi. Evet, kıskanma. Bu konuda süremiz tebrik doldu, ediyorum. Yani, doğrusunu konuşalım. Kendisini tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten Akyazı'ya yakışan 48, ve Sakarya'ya yakışan bir tesis. Bir şey diyebilir miyim? Çok önemli. Bugün Endek'te üzücü bir olay yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe teşkilat önündeki park halindeki minibüsü, seçim minibüsü bir tane kendini bilmez tarafından taşlandı. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii burada provokatörler var. Bu ortalığı karıştırmaya çalışıyor ama Hendek'teki huzur barış devam etsin. Bütün ittifak partileri. Kişi de sabıkalı birisi. Evet. Yani siyasi sabıkalı parti kimliği olan biri değil. Ve hala ben bilgi aldığımda buraya gelmeden önce bilgi aldım. Hala kendine gelmemiş. Yani uyuşturucu da kullanan biriymiş yani. Evet. O şekilde kendini bilgi aldım. Kendini gündeme taşımaya çalışan onun için çok dikkat etmek lazım. Evet çok dikkat edelim. Hendek'te huzur barış var. Son günlerinde çok dikkat etmek lazım. Evet. Geçmiş olsun diyorum gene Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Saldırıları kınarken kınarken siyasi partilere de bu işi gelen taraf diye yumuşatan taraf nasıl Kılıçdaroğlu ben dava etmiyorum dedi şey yaptı yumuşatan taraf oldu. Evet. Hepsini yapmak lazım. Ben yaşadığım bir şeyi kısa anlatayım zamanım yok. Cem Uzan'ın döneminde 2007 miydi? 2000 o tarih şu anda aklımda yok. Cem Uzan'ın seçim çalışması var. Karapürçek, Akyazı 2002. Altındere Hendek'e geçecek Cem Uzan otobüste. Karapürçek'ten geliyor biz de haber aldık. Kaymakam da o zaman eski yerinde. Onun önden geçecek yani. Orası da meydan. Kaymakam Bey kulakları çınlasın. Mehmet Yapıcı. Yalettin Bey bunlar miting yapmasınlar burada dedi. Yani öyle bir izin almadılar dedi. Miting yaparlarsa tedbir alamayız dedi. Bir şey olur dedi. Yani filan nerede yapacaklarsa onu söylesinler bari dedi. İlçe başkanını aradık. Yok dediler. Böyle bir şey yok. Gelecek, geçecek araba. Selamlayacak arabanın içinden. Evet. Geçecek. Geldi abicim, meydanın orada durdu kaymakamın önünde. Sevgili Akyazılılar diye başladı. Mitinge. Millet toplanmaya başladı. Hara güne eden de var, öbür türlü eden de var. Ya gerek yok. Evet. Germeye gerek yok. Evet. Eğer konuşacaksan ilçe teşkilatı gider orada izin alır. Doğru. Durur orada konuşursun.
merhaba dersin, geçersin. Gerek hiç gerek yok germeye. Öbür taraftan da zaten öbürlerini kınıyorum. Yani böyle bir şey yok. Ne insanlığa sığar, ne Müslümanlığa sığar, hiçbir yere sığmaz. Burada programımızı bitiriyoruz çünkü bizden sonraki programda da Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı, ikinci sıra milletvekili adayı Ahmet Bey programı var. Onun da programına çalmayalım diye. Şu anda burada kesiyoruz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya tekrar bu sefer seçim sonuçlarını konuşmak üzere İsmail'cim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın, esen kalın.